Sakarya Savaşı neticeleri, bununla ilgili tartışmalar epey bir yer tutuyor açıkçası. Ama Sakarya Savaşı üzerine de bizim Türkiye'de özellikle muhafazakar camiada bir tartışma var. Milli mücadele tarihi üzerine daha doğrusu bir tartışma var. Bu son yıllarda biraz daha ön plana çıktı. Sanki hiç yaşanmamış gibi, görünmezden gelinmek ister gibi bir havada yaşanıyor maalesef. Tabii bütün siyasal iktidarlar kendileri için bir gelecek inşa ederler. Bunların hepsi farklı bir bakış açısı. Ama bir taraftan da 12.500'e yakın şehitten bahsediyoruz. Biz 1918-1922 yılları arasında. Bu vatanın korunması için hayatını feda etmiş olan, ister askeri olarak, resmi asker olarak, isterse gönüllü olarak Huvayi Milliyeciler adı altında bu mücadeleyi sürdürmüş olan bir grup var, fedakar bir grup var. Anadolu'yu korumak için, müdafaa etmek için. Diğer taraftan Anadolu'yu ele geçirmek için, İstanbul'u ele geçirmek için hareket eden ve İngiltere, Fransa'nın desteğini almış olan bir de Yunanistan var. Helenizm düşüncesiyle Anadolu'ya çıkmış, Megalida'yı gerçekleştirmek isteyen ve fiilen de Anadolu'da gerçekten çok büyük katliamlar gerçekleştirmiş olan köy köy. Bütün bunların izlerini bulabiliyoruz, elimizde belgelerle görebiliyoruz. Yaklaşık olarak 4 yıl boyunca Anadolu'da Kocaeli'den Sakarya'dan tutun, Ankara'da Polatlı'ya kadar olan sahada, güneyde Muğla ve çevresine inen sahada gerçekten Türk milletine karşı acımasızca davranmış olan ve onları geldikleri yere gönderme düşüncesiyle hareket eden İngiltere Başbakanı Lloyd George aynen böyle ifade ediyordu. Türkleri geldikleri yere göndermek lazım diyordu ve bizi Anadolu'dan sürüp Asya'ya göndermek istiyorlardı ve Yunanistan'da bir araç olarak kullanıyorlardı. Haliyle milli mücadele çalışmaları, milli mücadele tarihi üzerine konuşmalar bu yönüyle biraz daha önem arz ediyor. Şimdi 100. yılındayız, 1919, yani 2019'dan başladık. 2019, 20, 21, 22 hep 100. yılları yaşıyoruz. Bu 100. yılların içerisinde bulunduğumuz bir dönemde 1921 yılına ait olan gelişmeler, 1921 yılı milli mücadele tarihinin gerçekten dönüm noktalarından birisi. Sakarya Savaşı üzerine tartışmalar nereden kaynaklanıyor? İlk önce bunu ortaya koyup sonra Sakarya Savaşı ile ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Birincisi Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif olan Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki grubun çalışmaları, ikinci grup dediğimiz grubun çalışmaları ve bunlar etrafında yazılanlar. Bu ikinci grubun 1923 yılında bir şekilde iddiatçılarla harekete geçerek farklı bir tarih inşası düşüncesi. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın etkinliğini yok etme düşüncesi. İki şey birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Birincisi 1922 yılında saltanatın kaldırılmasına kadar cereyan eden hadiselerin tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi etrafında Mustafa Kemal Paşa etrafında cereyan ettiğini, onun liderleri etrafında Anadolu'yu düşman işgalden kurtarmak amacıyla cereyan ettiğini ifade etmek lazım. Ve bütün tebliğler, açıklamalar, beyannameler de yine Sakarya Savaşı sırasında dahi saltanat ve hilafetin kurtarılması içindir. Çünkü 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmiş olan ve esir duruma düşürülmüş olan bir Osmanlı başkenti var, bir padişah var, bir halife var. Haliyle İstanbul'da bu düşmüş olduğu bu durumu Ankara nasıl Anadolu halkına benimsedip etrafına kuvvet toplayacaktı? Gayemiz başkenti kurtarmaktır, padişahı kurtarmaktır, hilafeti kurtarmaktır. Anadolu'daki Sakarya'da savaşan, Büyük Taarruz sırasında bir yıl sonra 1922'de savaşan, şehit olan, gazi olanların birinci hedefi buydu: İslam'ı korumak ve hilafeti kurtarmak. Tabii ki burada muhalefetin gözünden baktığımızda 1922 yılından itibaren saltanatın kaldırılması, 24'te hilafetin kaldırılması, ne oldu şimdi, biz niçin savaşmıştık, durum nereye gidiyor? Burası ayrı bir tartışma safhası tabii ki. Milli Mücadele Hareketi Mudanya Mütarekesi'yle bitti ve o sırada Mudanya Mütarekesi imzalandığında 11 Ekim 1922 tarihinde İstanbul'da bir saltanat hükmünü devam ettiriyordu ve bunun peşinden cereyan edecek gelişmeler 20 gün sonra saltanat kaldırılacaktı tabii ki. Buradan itibaren tartışılabilir. Bunların hepsi siyasi kararlar bundan sonrası. Bunları alıp konuşabilirsiniz. Gerekliydi ya da gereksizdi konuşulabilir, tartışılabilir ama Milli Mücadele Hareketi sırasında
Sakarya Savaşı olsun, Büyük Taarruz olsun, Doğu'da Ermenistan'a karşı Şark Harekatı olsun, Güneyde Antep, Urfa, Maraş savunmaları olsun. Bunlar hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Bunlar gerçekten çok büyük kahramanlıkların, büyük zaferlerin neticesinde elde edilen başarılardır. Bunu ifade etmek gerekiyor. Rıza Nur'un yazdıkları burada Sakarya Savaşı'nı ve Büyük Taarruz'u bir bakıma lekeleyen ve bugünkü Türkiye'de Atatürk karşıtı olan ya da Türkiye Cumhuriyeti ya da milli mücadele karşıtı olan kişilerin, yazarların malzemesi, ana malzemesi burasıdır. Mesela yine orada Lozan Zafer Hizmet mi kitaplarının içerisinde de bunu görebiliriz. Bizzat Rıza Nur'un anlattıklarından alınıp inşa edilen bir Lozan Konferansı süreci, yine Rıza Nur'un anlattıklarından alınıp inşa edilen bir Sakarya Savaşı süreci. En muhalif uçtan başlamak istiyorum buradaki o tartışmaları ki daha sonra yaşananların bunlarla hiçbir alakası olmadığını, anlatılanlarla bir alakası olmadığını görebilirim. Böyle düşünüyorum en azından. Yine sorular kısmında da bu konuları açabiliriz, teferruatlarına gidebiliriz. Peki Rıza Nur bu muhalif tarih yazım içerisinde başat olurken ve kendisi bir zemin hazırlarken nasıl bir düşünce içerisindeydi? Oysa ki bu Sakarya Savaşı sırasında Sıhhiye vekaletinde bulunuyordu. Sağlık Bakanlığıydı. Sonra Lozan Konferansı'na giden Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti içerisinde yer alıyordu Rıza Nur. Ne olmuştu da daha sonra Rıza Nur bir muhalefet içerisine girmişti? Rıza Nur gerçekten Osmanlı Devleti'nin son 50 yılında yetişen o Jön Türk taifesinden birisiydi. Ve değişik bir hayat tarzı vardı. Sinopluydu kendisi. Tıbbiye de eğitim görmüş ve yetişmişti. Ama tam manasıyla ifade etmek gerekirse bu anlattıklarından da onu çıkarabiliyoruz. Pozitivizme kayan bir çizgisi de vardı. Ama kendisi liberaldi en başta onu söyleyelim. Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat Terakki'ye karşı muhalif bir kanatta yer aldı. Onların içerisinde barınamadı. Sonra bir paşa, kendi ifadeleriyle söylüyorum, ne bir paşa kızıyla evlendi. Bana bakarlar bunlar zengin bir ailedir diye ama hiç aradığını bulamadı. Onlar bunun sırtına binmeye başladılar. Yine kendi ifadesi. Tam manası bir çizgi tutturamayan siyasi olarak ve diğer taraftan tutum olarak bir kişi anlattıklarıyla yazdıkları içerisinde onu görüyoruz yine. Mesela der ki işte biz askeri tıbbiyede okurken İstanbul'da tatil zamanlarımız Ramazan'da olurdu. Hep Sinop'a gittiğimizde biraz şarap içerek bünyemizi güçlendirirdik diye ifadelerini biliyoruz. Sonra bakıyoruz Mustafa Kemal Paşa ve etrafında yaşanan olayların abartılı bir şekilde anlatılmasıyla yaşananların hiçbir alakası olmadığını. Sakarya Savaşı üzerine anlattıkları nedir? Ya Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı sırasında Yunanların bu ilk taarruzlarına bakmış ki işte Türk birlikleri dağılıyorlar, geri çekiliyorlar. Ya bırakıp gidelim burayı terk edelim. Buradan savunulacak durum yok artık demiş de onu zorla Fevzi Paşa frenlemiş. Dur nereye gidiyorsun? Bak sen başkumandansın. Burada durmak zorundasın diye ifade etmiş. O da durmuş ve sonra zafere de sahiplenmiş. Aynen bu ifadeleri kullanır Rıza Nur. Ama dediğimiz gibi o sırada Sıhhiye Vekili olarak bu zaferin kazanılmasında, tekalifi milli emirlerin uygulanmasında ve yürürlüğe konulmasında en başta gelen isimlerden birisidir. Yazışmalara baktığımızda Türk ordusunun zaferi için sonuna kadar çalışacağız ve bütün Sıhhiye desteği vereceğiz diye yazışmalarına baktığımızda sonraki anlatılanlarla hiçbir alakası olmadığını görüyoruz. Rıza Nur'un 4 ciltlik Hayat ve Hatıratım isimli eseri. 1965 yılında Almanya'da yayınlandı ilk defa. Öldükten işte bir süre sonra yayınlayın demişti ve bir banka kasasına koymuştu anılarını. Öldükten sonra gerçekten de o süre sonunda yayınlandı. Türkiye'ye girişi de uzun yıllar yasaklandı zaten onun yazmış olduğu bu Hayat ve Hatıratı. Yayınlandıktan sonra da Türkiye'de epey sahiplenen oldu. Neden? Çünkü bir rejim muhalifi ya da İşte Osmanlı Devleti taraftarı gibi görünen muhafazakar kesimin en aşırı uçlarında isimlerini vermeyeceğim birçok yazar ona sahip çıktı ve yazdıklarına sahip çıktı daha doğrusu. Yazdıklarından yeni bir tarih inşa edebilir miyiz araştırdılar ve günümüze bu tartışmalar uzayıp geldi, devam ediyor. Peki 1921 yılında gerçekte durum neydi, ne yaşanmıştı? Şimdi biz tarihin gerçek yönüne bakalım. Bu anlatılanların dışında, muhaliflerin ifade ettikleri tartışmaların dışında gerçekte neler oldu onlara bir bakmak gerekiyor. 1921 yılı
başında 20 Ocak'ta bir teşkilat esasiye kanunu var, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş olan. Ve bu teşkilat esasiye kanunu gerçek manasıyla yeni bir devlet kuruyordu. Evet, 20 maddeydi. Çok küçük bir anayasacıktı bu teşkilat esasiye kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de büyük bir tartışmayla kabul edilmişti. Teşkilat Esasiye Kanunu görüşmeleri sırasında anayasa hukuku profesörü olan adliye vekili, o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki, o zaman tabii ki anayasa hukuku profesörü diye bir ifade yok, Teşkilat-ı Esasiye müderrisi olan Celalettin Arif Bey, adliye vekili ve mecliste yok. O sırada Erzurum'a seçim çevresinde Şenavi Bey'le gitmişler. 2 ay orada Çark Harekatı var aynı zamanda. Ermenistan'a karşı Kazım Karabekir'in harekatı. Orada bulunurlarken mecliste Mustafa Kemal Paşa teklifi getirmiş. Tek tek maddeler halinde oylayarak Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiş. Bunların son iki maddesi görüşülürken Celalettin Arif Erzurum'dan dönmüş gelmiş izlenmiş Adalet Bakanı olarak ve Reis-i Sani aynı zamanda. Ne demek? Mustafa Kemal Paşa birinci başkan, ikinci başkan da Celalettin Arif Bey. Sonra çıkmış kürsüye demiş ki ben istifa ediyorum demiş. Hem ikinci başkanlıktan hem adliye vekilliğinden. Neden istifa ediyorsun? Bunu çabuk açıklayacaksın bize. O da çıkmış demiş ki ya siz burada ne yaptığınızın farkında mısınız? Yeni bir devlet kurdunuz. Bu teşkilat-ı esasiye kanunu maddeleriyle hakimiyet bila kaydı şart milletindir ve bu hakimiyeti kullanma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilmiştir. Siz burada bir devlet kurarken bir anayasa kabul ederken usule uymadınız. Çünkü bir anayasa kabul edilirken oylamanın yapılması gereken şey 3'te 2 oy çoğunluğudur. Nisab-ı müzakere kanunu oy çoğunluğuyla yapmanız gerekiyordu. Oysa siz adi oylamayla yaptınız. Bir oy fazla çıktı mı kabul ettiniz. Artı bir çıktı mı kabul olmaz dedi bu. İtiraz ediyorum dedi. Ve bu sefer muhalif saflar da onun etrafına yer aldılar meclisteki ikinci grup. O zaman yeniden görüşelim, yeniden tartışalım. Mahmut Esat Bozkurt çıktı. Dedi ki bu kanun kabul edilmiştir, geri dönmez. Şimdi muhalefetin birinci safhası burada kendisini gösterdi. Artık mecliste bir taraftan Yunanlıların karşı taarruzu 1921 başında yaşanan olay birinci İnönü ve ikinci İnönü'dür. Birisi Ocak'ta oldu, birisi Nisan'da oldu. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk defa düzenli birlikleri Yunanların karşı taarruzuna karşı bir siper oluşturdular. O da tartışmalı biliyorsunuz. Birinci ve ikinci İnönü'nde büyük zaferler yaşanmadı gibi. Harp bir propaganda işiydi Anadolu'da. Mustafa Kemal Paşa gerçekten bu propaganda işini, tanıtım işini çok mükemmel yaptı. Gerçekten birinci İnönü muharebeleri sırasında biz beklerken Yunanlar İnönü mevzilerine taarruz ettiler ve geri çekildiler başarılı olamayınca. Bunun Ankara'da yansıması nasıl oldu? Bunun Ankara'da yansıması bütün Anadolu şehirlerine çekilen telgraflarda Yunan birlikleri İnönü'de durdurulmuştur. Büyük bir zafer elde edilmiştir şeklinde oldu. Bütün Anadolu şehirlerinde, bütün camilerde selalar verildi, mevlütler okundu ve mitingler yapıldı bu zafer üzerine. 10 Ocak 1921. İkincisi Nisan ayında oldu. Yine ikinci defa Yunanlar taarruza geçtiler 1921 Nisan'ında. Amaç Ankara'nın reddettiği Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmekti. 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması imzalanmış. Ankara bunu reddetmiş. İstanbul'da bunu imzalayanları vatan haini ilan etmiş. Sonuna kadar misak-ı milli demiş. Yine ikincisinde de büyük bir propagandayla gerçekten durdurma harekatı ama 1921 Ocağı'nda 1. İnönü muharebeleri olurken Çerkez Ethem de aynı sırada bu bir düzenli orduya karşı ayaklanmış. Ve Çerkez Ethem'in taifesi de bir taraftan onun yanında yer alıyor. Şimdi bir taraftan Çerkez Ethem hadisesi, bir taraftan Pontus Rum bölgesi, Karadeniz'de Giresun ve Trabzon çevresinde, Samsun çevresinde Pontus Rum harekatının zirvesinden bahsediyoruz. 1921 yılı ayaklanmalar ya da Rum çetelerinin faaliyetleri had safhaya gelmiş tam da bu dönemde. İç ayaklanmalar yeni yeni bastırılmaya çalışılıyor. Konya'da, Yozgat'ta, Bolu, Adapazarı, Hendek bölgesindeki Gerede'ye kadar olan sahadaki ayaklanmalar yeni yeni bastırılıyor. Bir taraftan da Yunanlar taarruza geçiyor tam. Haliyle Anadolu halkını kendi yanına almak isteyen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. 10 yıldan beri harp eden bir millet var Anadolu'da. Ve yine mi savaş diyorlar? Yeter artık. Yani 1909'da Trablusgarp'la başlamış bu savaş hikayesi. Peşinden Balkan savaşları, peşinden Birinci Dünya Savaşı. Her evden en az bir şehit, bir gazi var. Ve genç nüfusunu, üretici nüfusunu kaybetmiş olan bir Osmanlı Devleti var.
Mütarekeyle Mondros'la savaş bitmiş ama Ankara'da bir kuvvet çıkmış. Diyor ki hadi yeniden savaşacağız, ülkemizi kurtaracağız. Terhis edilenlerden bir kısmı gönüllü katılıyor bu harekata ama bir kısmı da diyor yani yeter artık, gitmeyeceğiz biz bu savaşa. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında aldığı ilk karar askeri firariler kanunu. İkincisi toplanan vergilerin, anam resminin, hayvanlardan alınan vergilerin kaldırılması. Çünkü bir propaganda başlıyor İstanbul tarafından. Deniyor ki bunlar vergiyi ikiye katlayacaklar. Onlar hemen diyor vergiyi kaldırdık. Asker kaçaklar var, bunları cepheye getirmeniz gerekiyor, savaşa döneceksiniz. Bu kanun içerisinde mesela diyor ki asker kaçağının evine gidilecek ve bu eğer işte 20 yaşındaki genç evde bulunamazsa, annesi babası da burada yardım edilemezse evi yakılacak diyor. İstiklal mahkemeleri bu yüzden kuruyor, esas kuruluş gayesi. Orduya gerçekten personel ihtiyacı var. 10 yıldan beri devam eden harp bunu ortadan kaldırmış. Çerkezetem isyanı tam da bu süreçte işte kendisini gösteriyor. Hatta bir taraftan Çerkezetem bir hadisesiyle uğraşırken bir taraftan da Yunan'ın taarruzuyla uğraşmak zorunda kalıyor. İkincinin önü bu yüzden önemliydi. Gerçekten orada milletin mahkûs tarihini yendiniz derken Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey, Albay İsmet Bey, bundan sonra paşa olacaktı, generalliğe miralaylığa yükseltilecek. İsmet Bey albaydı o sırada. Gerçekten milletin mahkûs tarihini yendiniz dedi. İkincinin önü bu yüzden önemliydi. Bir kırılma noktası, bir dönüm noktasıydı. Ama esas hadise işte bu ikinci İnönü Muharebesi'nden sonra Yunanlılar büyük bir hazırlık yaparak 1921 Temmuz'unda karşı taarruza geçerler. Bu çok ciddi bir saldırıdır. Bizim Kütahya-Eskişehir savaşları dediğimiz taarruz planı çok güçlü bir şekilde geldiler ve İsmet Bey ve Refet Bey bu sırada bizim Batı cephesi ikiye bölünmüştü. Batı cephesi kumandanlığına İsmet Bey getirilmişti. Güney cephesi kumandanı da Refet Bey'leydi. Refet Paşa'ydı. Her iki cepheden de kuvvetler çekilmek zorunda kalırlar. Ve bu taarruz neticesinde Kütahya, Eskişehir ve Afyon şehirleri Yunanların işgali altına düşer. Bu geri çekiliş yaklaşık 100 kilometrelik bir sahadır, boşalttığımız alan hızlı bir geri çekiliştir ve Sakarya Irmağı'nın o kavisli dönüş şeklinin doğusuna çekilmiştir Türk birlikleri bu geri çekilmeyle. Bizim Sakarya Savaşı dediğimiz savaşta öğrencilerimiz bize çok sorarlar. Sakarya'da da Musa Hocam da bilir, çok soran olur. Ya bu Sakarya Savaşı Sakarya'da nerede oldu? Bize bir gösterir misiniz? Hendek'te mi oldu? Adapazarı'nda mı oldu? Derler, çok sorarlar bu soruyu. Bu hat bizim Sakarya Savaşı'nın cereyan eden hattı yaklaşık olarak 100 kilometrelik bir hattır. Ve en şiddetli muharebelerin olduğu yer Haymana Polatlı hattıdır. Bu bölgede yaşanmıştır kırılma noktası, dönüm noktası muharebelerin. Ve Sakarya Irmağı'nın Kavisli bölgesinde dediğimiz gibi 100 kilometrelik alanı boşalttık. Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekildi bütün Türk birlikleri. Tabii ki boşalttığınız sahada savaş olmadan çekiliyorsunuz bir de. Bunun Ankara'daki yansıması nasıl olacaktır peki? İkinci grup hemen ayağa kalktı. Hüseyin Avni Bey olsun, Ali Şükrü Bey olsun, Selahattin Bey olsun, bunlar çok farklı görüşte kişiler ama onları bir araya getiren şey bir bakıma Mustafa Kemal Paşa muhalifliği. Onun etrafında oluşmuş olan yeni grupların muhalifliği. Ya nereye gidiyor bu iş, ne yapacağız? Sivas Kongresi'nden beri önleyemediğimiz bir yükselişi var Mustafa Kemal Paşa'nın. Gücü elinde toplama kabiliyeti, hırsı, bu nereye gidecek? Bunu önlememiz lazım. Ama bir taraftan da işgallere karşı bir şeyler yapmak lazım. Askeri olarak da bir çözüm önerisi getirmek lazım. Fiilen askeri görevde bulunanların tamamı Mustafa Kemal Paşa'nın yanında. Her şeyden evvel onu söyledi. Fiili askeri görevde bulunanlar. İşte 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy ve diğer taraftan Konya'da 3. Ordu Komutanı Nihat Paşa. Şimdi bunların hepsi evet askeri güce sahip olan mecliste de güçlü hissediyor kendisini ama mecliste de siyasi olarak sivil grup milletvekilleri bir muhalefet ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki bu işin sorumlusu kim? Onu görmek istiyoruz. Bu geri çekilişin, bu Kütahya, Eskişehir ve Afyon gibi çok önemli şehirlerin boşaltılmasını. Çünkü bir taraftan da göç başlıyor. Yunanlar gittiği bölgelerde halkın neredeyse %40'ı bu sefer doğuya doğru göç etmeye başlıyor. Bu da Ankara'yı haliyle Polatlı Haymana gerisini tehdit eder bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu göçlerin sonucu ne olacak, nereye gidecek bu iş diye.
tartışmalar kendisini hissettiriyor tabii ki. Ve hatta bu sırada Ankara'yı nereye taşıyacağız? Meclis nerede çalışabilir? Sivas mı uygundur? Yoksa Kayseri mi daha uygundur? Düşünceleri ön plana çıkıyor. İstanbul'da yayınladığı Yeni Gün gazetesini İstanbul'un işgalinden sonra Ankara'ya taşıyan ve Anadolu'da Yeni Gün gazetesini yayınlayan Yunus Nadi gazeteyi Kayseri'ye taşıyacaktı. Anadolu'da Yeni Gün Kayseri adı altında çıkmaya başlayacaktı Yunus Nadi Abalıoğlu'nun bu Yeni Gün gazetesi. Taşınacaktı mesela. Ve Haymana, Polatlı çevresinde bugün elimizdeki belgeler, onlar üzerinde de çalıştık. Kızılay Arşiv, Hilal Ahmer belgeleri bizim için çok değerli bugün. Açıldı bütün araştırmacılara. İstediğiniz bir konu üzerine giriyorsunuz. Oradan belgeleri istiyorsunuz. Sizi CD içerisinde bir haftada gönderiyorlar. Hilal Ahmer Anadolu'nun her yerinde. Ve Hilal Ahmer, Balkan Savaşları sırasında Anadolu'nun her yerinde, Osmanlı ülkesinin her yerinde, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ülkesinin her yerinde, Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadele sırasında da Anadolu'nun her yerinde ve raporlar var. Oraya görevlendirdiğimiz memurlar bölge bölge raporları tutuyorlar. Haymana'da hangi köyde kaç ev yakıldı? Kaç hayvan götürdü bu Yunanlılar? Kaç kişiyi öldürdüler? O raporlardan görüyoruz. Haymana'da yakılmadı, köy bırakmadılar bir kere. Onlar da Haymana Sempozyumu düzenleniyor her yıl bu Sakarya Savaşı ile ilgili. Oralarda da çalışmalar yapmıştık o bölgede. Neticede Ankara'daki tartışmalar aslında Mustafa Kemal Paşa'yı işaret ediyor ama ona karşı da direkt yürüyemiyorlar. Bu sefer İsmet Paşa'ya diyorlar, Batı Cephesi Komutanı gelsin burada da bize izahat versin diyor muhalefet. Türkiye'de bugün hala öyledir. Mustafa Kemal Paşa'ya muhalefet edemeyenler, onun üzerinde yürüyemeyenler, bir şey söyleyemeyenler İsmet Paşa'ya vururlar devamlı. Çünkü bir de Mustafa Kemal Paşa'dan sonra yaşanmış olan bir İsmet Paşa dönemi vardır, Milli Şef dönemi vardır. O daha çok aratmıştır derler. Yani Mustafa Kemal Paşa döneminde paşa olsaydı her şey daha mükemmeldi. Onun erken ölümü bizi bu adamla karşı karşıya getirdi diye. O Milli Şef dönemi üzerine muhalefet oldukça şiddetlidir. Sakarya Savaşı günlerinde de öyle gerçek mesulü arıyoruz derken aslında Mustafa Kemal Paşa'yı işaret ediyorlar ama söylerken de Batı Cephesi Komutanı gelsin izahat versin diyorlar. İsmet Paşa'yı oraya çağırıyorlar. Bu sefer Fevzi Paşa devreye giriyor tabii ki. Burada kilit isim açıkçası biraz duruşuyla, tavrıyla ve hemen hemen bütün Osmanlı askeri erkanı üzerindeki nüfuzuyla Fevzi Paşa'dır. Fevzi Paşa, Osmanlı Devleti İstanbul'da Harbiye Nazırlığı yapmış olan birisidir. Ahmet Fevzi Paşa. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra gelip sürpriz bir misafir olarak tarif eder Mustafa Kemal Paşa onu. Kendiliğinden gelip Ankara'da meclise katılmıştır ve ben de artık bu harekatın yanındayım demiştir. Ve sonuna kadar da Mustafa Kemal Paşa'ya sadık kalan bir isim olmuştur. Sakarya Savaşı günlerinde bu meclisteki tartışmalar sırasında da bu aynı zamanda başvekildir. Bir meclis başkanı var. Bir de icra vekilleri heyetinin başı var. İcra vekilleri heyeti başkanı olarak da Fevzi Paşa bir taraftan da Erkan-ı Harbiye Umumiye reisidir. Yani Genelkurmay Başkanı'dır. Çıkacak izahat verecek askeri harekat hakkında. Bakın bizim bu geri çekilme harekatının planlı bir harekattır. Amacımız Yunanlar çok geniş bir sahada yoğurmaktır. 100 kilometrelik bir sahada şimdi onlar yayılacaklar, gelsinler. Biz Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmekle bu bölgeler onlara bırakmış değiliz. Bu planlı orduyu yıpratmadan bir geri çekiliştir. Taarruza hazırlanacağız ve Yunanlara son darbeyi vurmak için çalışacağız diyecektir. Ve o zaman işleri biraz sükunete erecektir. Ve Mustafa Kemal Paşa da kürsüye çıkacak. Beyler gerçek bir mesuliyet istiyorsanız, mesul görmek istiyorsanız bütün mesuliyet bana aittir. Ama bana tam bir mesuliyet vermek istiyorsanız görev ve yetkilerinizi 3 aylığına bana devredin diyecektir. İşte burada iki grup yine karşı karşıya gelecek. Mecliste birinci grup, yani Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu grubun adı nedir? Anadolu Verilmeli Müdafaa Hukuk Grubu bu mecliste. Karşısındaki ikinci grup, yani birinci grup diyecek ki tamam bütün yetkileri sana devrediyoruz. İkinci grup da ikiye bölünecek. Yani evet verelim. Bir görelim bakalım bu işi yapacak mı? Ama diğer grupta diyecek ki, ya bu kadar geniş yetki meclise ait olan bütün yetkiler bir kişiye verilebilir mi? Bunu vermememiz lazım diyecektir. Ve nihayet mecliste uzun tartışmalardan sonra 5 Ağustos 1921 tarihinde, yani Kütahya Savaşları'ndan 2 hafta sonra, Kütahya Savaşları 24 Temmuz'da bitti. 2 hafta sonra Mustafa Kemal Paşa'ya
başkumandanlık yetkisi verildi. Meclisin bütün yetkileri, imza yetkisi, karar yetkisi 3 aylığına ona teslim edildi. Ve Mustafa Kemal Paşa da hemen 3 gün sonra 7-8 Ağustos'ta Tekarifi Milli emirlerini yayınladı. Bunlar nedir? Emirdir. Meclis başkanının emridir. Meclisin bütün yetkilerini kullanan ordu komutanının, başkomutanının emridir. Millete emridir. Orduya gerçekten ihtiyaç, çok fazla ordunun ihtiyacı. Bunları gidermek gerekiyor genel bir taarruz için. Çarıktan, ayakkabıdan, iç çamaşırdan, hırdavattan, taşıma araçlarından her şeyiyle milletin yükümlülükleri burada açıklandı. On emirdir bu. Ve mahallelerde oluşanlarıyla bütün şehirlerde mahalleden başlayacak yukarı doğru valiye kadar gidecek bir görev yetkisi vardı. Bunlar yerine getirmeyenler cezalandırılacaktır. İstiklal Mahkemelerinde yargılanacaktır hükmü de var. Bugün de bir iş değil. Milli yükümlülükler, tekalifi milli emirleri. Zorunlu koşulmuş olan bir iştir. Ve herkes de elinden gelen desteği verecek burada tekalifi milli emirler. Tabii ki bu hazırlık, tekalifi milli emirlerindeki hazırlık aslında Sakarya Savaşı için bir hazırlık değildi. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa kürsüde yaptığı konuşmada mecliste diyordu ki Yunanlar büyük bir taarruza daha geçecekler. Burada kalmayacaklar. Onlar Ankara'yı işgal etmek için gelecekler. Bu halde biz hem savunma hattımızı hem taarruz hattımızı buna göre kurmak zorundayız. Güçlü bir orduya ihtiyacımız var diyecek. Bu sırada Anadolu'da Yunanlıların yaklaşık olarak 200 bin kişilik bir kuvveti vardı. Ve Bursa, İzmit, Adapazarı dahil olmak üzere bu bölgeleri işgal etmişler kuzeyden. Güneyden de Muğla ve çevresi İtalyanlara ait, Antalya ve çevresi İtalyanlara ait olmak üzere Aydın vilayetini işgal ederek Denizli dahil olmak üzere işgalleri altında Ankara önlerine kadar getirmişlerdi. Bir üçgen şeklinde bu işgal harekatını gerçekleştirmiş durumdaydılar. Adapazarı ve İzmit 21 Haziran 28 Haziran 1921'de terk edilecek. Yunanlar burayı terk etmek zorunda kalacaklar. Anadolu'daki genel taarruza yön vermek için buradaki kuvvetleri güneye sevk edeceklerdi. Eskişehir ve Kütahya bölgelerine sevk edeceklerdi. Bu genel taarruz için dediği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekten Yunanlar büyük bir hazırlık içerisindeydiler. Türk ordusunun 80 bin kişilik bir ordu olacak. Ankara hükümetinin, Ankara ordusunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun ulaşacağı en son sayıda 180 bin kayıtlı kişi olacaktı. Yunan taarruzu gerçekten beklendiği şekilde Ağustos ayının 23'ünde başladı. 23 Ağustos 1921 Yunanlar büyük bir taarruza geçtiler. Taarruz planlarını da Haymana Polatlı üzerine kurdular. Türk birliklerinin savunma hattı dediğimiz gibi 100 kilometrelik bir alan üzerine yapılmıştı. Ve bu ilk taarruz ettikleri bölgelerde de başarılar elde ettiler. İlk bir hafta boyunca Türk ordusunun durumu gerçekten çok kötüydü. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın moralde biraz bozulmuştu. Ve orada Fevzi Paşa fiilen bu cephedeydi. Refet Paşa geldi buradaydı. İsmet Paşa buradaydı. Bu cephede bulunan askeri kuvvetler bu kişiler oluşuyordu. Mustafa Kemal Paşa bu askeri harekat sırasında bir Rus ruleti oynamıştır. Açıkçası. Ya olacak ya olacak. Eğer buradaki bu geniş hat yarılmış olsaydı Polatlı önünden Ankara kesinlikle düşmüş olacaktı. Ama yayınladığı emir bize oradaki kararlılığı gösteriyor Mustafa Kemal Paşa'nın. Bu ilk taarruzlardan sonra 25-26 Ağustos'ta yayınladığı emir ne diyordu bu ilk geri çekiliş? Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın günlük emirleri Ağrı Belediyesi'nde bizim önümüzde. Mustafa Kemal Paşa bu mücadeleden geri çekilmiş olsa, bıkmış olsa, gitmiş olsa böyle bir emri neden yayınlayacak? O sathı bütün vatandır diyor ve vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla yoğrulmuş bir mevki ve merci terk edilemez, boşaltılamaz denilecekti. Evet, bu taarruzların ilk kırılma noktası buradaydı. Birlikler geri çekiliyor ama arkada toplanarak yeniden orada bir savunma hattı kuruluyor. Ve Türk birliklerinin Yunanların hiç beklemediği taarruz bölgesi bizim güney bölgelerinden de Yunanların hiç beklemediği yerden tam da işte Rus dediğimiz yer buydu. İlk taarruza da gelsinler içeri doğru çekelim ama daha sonra güneyden beklemedikleri yerden bir taarruzla
Yunan ordusunu çökerken. Ya bu ilk taarruzlarında Ankara'ya girmiş olsalardı, işte Rus ruletinin o kurşunun boş olma yeri de burasıydı. Bu hat sağlam tutuldu ve Yunanlar güneyden hiç beklemedikleri yerden genel bir taarruza çökertildiler. Ve Sakarya Irmağı'nın altında kaldılar. Tabii ki 22 gün, 22 gece süren bir muharebeden bahsediyoruz. Mustafa Kemal Paşa 13-12 Eylül tarihli yayınladığı ordu emrinde böyle diyordu: "Zaferinizi tebrik ediyorum. Sakarya Melhame-i Kübra'sını kazandık." Şimdi burada Melhame-i Kübra tabirini kullanıyordu. Kan gölü demek, Melhame-i Kübra büyük kan gölü demek. Sakarya Savaşı gerçekten çok büyük kanlı muharebelere sahne oldu. Ve bu muharebeler sırasında Türk ordusu 350 subay kaybetti. Buna subaylar muharebesi denir Sakarya Savaşı'na. 350 subay, 2950 kaybımız var, şehidimiz var, er şehidi ve 350 de subay var. Yunanların kayıpları bunun iki katı kadar yaklaşık. 6.000-6.500 civarında da Yunanların kayıpları vardı bu zafer neticesinde. Tabii ki hemen karşı taarruza geçmek ve Kütahya'yı, Eskişehir'i, Afyon'u kurtarmak mümkün müydü? Evet, bu şehirleri alabilirdiniz, doğru. Ama daha sonra orada kalırdınız bu askeri hazırlıklarla, yetmezdi. Ve bu yüzden Mustafa Kemal Paşa hiç bu askeri harekatı devam ettirmeden bu bölgede kalmayı ve yine Yunanların geniş bir sahada yayılmış olarak zayıf tutmayı tercih etti. Ve bir yıl sonrasını bekledi. Tam bir yıl sonra hazırlıklarını tamamladıktan sonra büyük taarruz dediğimiz, başkumandanlık meydan muharebesi dediğimiz muharebeye girişecekti. Çünkü dediğimiz gibi tekalif-i milliye emirleri 8 Ağustos'ta yayınlandı 1921. 23 Ağustos'ta Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 20 gün içerisinde toplayacaksınız. Cepheye gitmez o günkü taşıma imkanlarıyla bu yardımların toplanması. Haliyle bu yardımlar dediğimiz gibi bu tekalifi mi diye emirleri gerçek manada büyük taarruz için önemli neticeler ortaya çıkardı. Tabii ki 3 ay doldu ve mecliste yeniden Mustafa Kemal Paşa'nın bu başkumandanlık süresi söz konusu oldu. Muhalifler yine karşı çıktılar. Dediler ki tamam 3 ay bitti. Bu kadar süreyi biz bu yetkileri senden alıyoruz artık, ama Fevzi Paşa teklif etti. Geldi tekrar dedi ki Genelkurmay Başkanı olarak icra vekilleri heyeti reis olarak bir taraftan da dedi bu süreyi 3 ay daha uzatalım. Kasım'da biten süre, 5 Kasım'da biten süre 3 ay daha uzatıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlık yetkisi büyük taarruzdan sonra süresiz olarak uzatıldı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar da başkumandanlık yetkisi üzerinde kaldı. O görevleri ve salahiyetleri diyelim, daha salahiyeti kullandı Mustafa Kemal Paşa. Ve meclis Mustafa Kemal Paşa'ya yine İsmet Paşa ile Fevzi Paşa'nın teklifleri üzerine gazilik ve müşirlik rütbesi, ordunun en yüksek makamını Mustafa Kemal Paşa'ya meclis tarafından vermiş oluyorlardı bu muharebe neticesinde. Bu muharebenin bir taraftan da Avrupa'yı ilgilendiren siyasi bir yönü vardı. Evet, Türkiye içerisinde muhalifler, Çerkez Ethem ve taifesi, işte karşı gelen gruplar, Anadolu şehirlerinde gerçekten müthiş bir kutlama havası, mevlütlerin okunması, kurbanların kesilmesi, mitingler ve zafer havası bu Sakarya Savaşı'ndan sonra çekilen telgraflardan biliyoruz onu da. Meclise çekilen telgrafları yayınladık. Sakarya zaferinden sonra Anadolu'nun her şehrinden çekilen telgraf var Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bugün büyük bir miting düzenleyerek zaferinizi tebrik ettik, kutladık. İzmir'in kurtuluşunu da bir an evvel bekliyoruz. Her şeyimizde bu harekata destek vermeye hazırız. Canımız feda olsun şeklinde telgraflar yayınlanmıştı. Anadolu'nun dört bir tarafında yardımlar toplanıyordu. Gazetelerde mesela Hakimiyet-i Milliye gazetesi olsun, Kastamonu'da Açık Söz gazetesi, Konya'da yayınlanan, şimdi hemen aklıma gelmedi, biraz sonra gelir gazeteler. Neydi Musa Hocam, siz de bilirsiniz, Karaman ve çevresi Konya'da, Öğüt, Konya'da Öğüt gazetesi çok önemliydi, milli mücadeleye destek veren gazetelerdi. Onlardaki haberlerde
Toplanan yardımlar günlük yazıyorlardı kim ne kadar bağışta bulundu orduya. Ve sonra Adapazarı'nda bir ayvayı koyuyorlardı bir masa üzerine. Adapazarı erkanı geliyordu. Bu ayvayı açık artırmayla fiyat biçiyorlardı. Ordu yararına düzenlenen müzayede diyordu mesela. Ve bunlardan elde edilen gelirler orduya naklediliyordu. Bu Kurtuluş Savaşı, Sakarya Savaşı büyük taarruz günlerinde. Bu asker harekatın neticesi Avrupa'da ne oldu? Fransa, İtalya ve İngiltere arasındaki ittifaklık düşüncesi Paris Barış Konferansı ile başlayan 1919 Ocağı'nda başlayan birliktelik artık yol ayrımına geldi. Fransızlarla bir ay sonra 13 Ekim 1921'de Ankara İtilafnamesi Fransa. Çünkü bu sırada Mersin, Adana, Antep ve Urfa'da hala işgalci durumdaydı. Maraş kendisini kurtarmıştı yaklaşık 6 ay önce 12 Şubat 1920'de Fransız işgalinden mücadelede ama Fransızlar hala bu bölgedeydiler. Ankara Anlaşması'yı da savaşmadan, orada daha bir direniş olmadan ama Kuvayi Milliye orada Antep'te bir müdafaa hattı kurmuş. Mücadeleye devam ediyor. Şahin Bey olsun, Doğan Bey olsun bu bölgede Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirdiği subaylardı. Müstahar isim kullanan subaylardı. Bu bölgeleri terk ettiler. Ve Anadolu'daki maceralarına son verdiler. Onlar biraz daha Suriye ile ilgilenmek istiyorlardı. Çünkü Suriye'de gerçekten başları büyük bir beladaydı. Çünkü Suriye mandasını elde ettikten sonra Fransızlar buraya 150 bin kişilik Genelkurmay idaresindeki bir kuvvetle gelmişlerdi ve Şam'da Emir Faysal'ın kurduğu büyük Arap devletine son vermişlerdi. Demişlerdi ki bu Arap devlet hikayesi bitti artık. Burada Fransa bir Suriye devleti kuruyor demişlerdi ve Araplar ayaklanmışlardı o zaman. Haliyle buradaki vukuatlar, sorunlar devam ederken de Anadolu'da bu işlerde güçlenen gelen Ankara'yla çok fazla uğraşmak istemiyorlardı ve Anadolu'yu terk ediyorlardı. Bizim Misak-ı Milli sınırımız Hatay hariç güneyde böylelikle gerçekleşmiş oluyordu, sağlanmış oluyordu. Peşinden İtalyanlar Muğla ve Antalya bölgesini yine bu Sakarya Savaşı'ndan sonra hiç savaşmadan, mücadele etmeden sessiz sedasız terk ettiler. Ve hatta bazı bölgelerde Kuvayi Milliye'yi ve düzenli Türk birliklerini silah da bıraktılar. Çünkü onların şu anda en büyük baş düşmanları Yunanlardı. Savaş sırasında kendilerine vaat edilmiş olan İzmir ve çevresi İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmişti. Şimdi İtalyanlar Roma'da yeni bir düzene giriyorlardı. Faşizmin doğuş dönemiydi bu 1921 İtalya'da. Mussolini iktidara gelecekti ve Avrupa'ya karşı hakları gasp edilen İtalyanların müttefiklerin yanında bir yandaş olarak, ortak olarak girdikleri savaşta vaat edilenlerin hiçbirisi verilmemişti İtalya'ya ve şimdi kendileri savaşarak onları alacaklardı. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı'nın tohumunu da atan yine Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar olacaktı. Onun için biz Paris'te kurulan düzene ne diyoruz? Barışa son veren barış, Versay düzeni, tam bir İngiltere-Fransa emperyalizm düzeniydi. Ezilen ve yok edilen Almanlar, ezilen ve yok edilen İtalyanlar, Anadolu'dan atılmak ve yok edilmek istenen Türkler ve ilk defa bu düzene karşı gelen de Paris'teki düzene karşı gelen de Türkler olacaklardı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu olacaktı. O İngiltere Fransa'nın inşa etmek istediği yeni modern Orta Doğu'ya karşı ilk darbeyi de onlar vuracaktı. Ve Doğu'da Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyeti ile 13 Ekim 1920'de yani bir ay sonra bu zaferden bir ay sonra Kars Anlaşması'yla aslında onların arkasındaki Sovyetlerle imzalanan bir anlaşmaydı. Doğu sınırlarımızı Kars Ardahan dahil olmak üzere bizim sınırlarımız içerisinde olmak üzere bir anlaşma imzalayacaktık. Böylelikle Misak-ı Milli sınırlarını Batum hariç gerçekleştirmiş olacaktık. Orada da bir taviz verdik Rusya'ya karşı. Bu taarruzları yapabilmek için Rusya'ya biz Batum'u terk etmek zorunda kaldık. Oysa bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Batum mebusları var idi ve Batum terk edilirken de onlar ayağa kalkacaklardı. Ya ne oluyoruz? Bir dakika Batum neden terk edilir diyecektik ama Türk ordusunun da bir taraftan bu bölgelerden gelecek olan desteğe de en azından saldırmazlık politikasına da siyasetine de ihtiyacı vardı. Ve nihayet Yunanistan tabii ki Kral Konstantin 1921 yılında yeniden iktidara gelmişti. Yunanistan'da çok büyük değişiklikler yaşanmıştı çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında.
İktidarda olan Kral Konstantin İngiltere ve Fransa'ya karşı savaşa onların yanına girmek istememişti. Çünkü Alman İmparatoru 2. Wilhelm'e dünür idiler bunlar bir taraftan da enişte ve damat idiler. Tarafsız kalmak istiyordu Kral Konstantin ama İngiltere Fransa 1917'de zorla Atina'ya girip onu tahttan indirdiler ve yerine oğlu Aleksandr'ı getirdiler. Venizelos bu sırada Selanik'te sürgün hükümeti vardı. De facto bir hükümet kurmuştu. Selanik'ten onu getirdiler ve onları zorla Birinci Dünya Savaşı'na soktular ve Osmanlı Devleti'ne karşı da işte Anadolu macerasını başlattılar. 1921 Ocağı'nda Aleksandr bir maymun ısırdı ve zehirlenerek öldü Yunan kralını. Yerine tekrar İngilizler babasını getirdiler Konstantin'i. Konstantin de kral olur olmaz yaptığı ilk iş İzmir'e çıkmak oldu. İzmir'e çıktı ve Yunan ordusuna Ankara'yı işaret etti, İstanbul'u işaret etti. Size İstanbul'u işaret ediyorum, burayı alacağız, bizim tarihi başkentimizdir dedi. Ve Yunanlar İzmir'e çıktıklarında onları karşılayan, tuz ve ekmekle karşılayan İzmir metropoliti Hrisantos'ta evlatlarım size büyük başkentimizi işaret ediyorum diyordu. Yunanlar gerçekten hayalsiz bir şekilde büyük hayallere düşmüşlerdi. Küçük devlet büyük hayaller peşindeydi. Ve onlara ilk önemli darbe de Sakarya'da indirildi. Böylelikle bir yoruma göre de bizim ikinci Viyana'dan beri devam eden çekilmemiz, devamlı müdafaa hattında çekil 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 ve nihayet bir taarruza dönüşecekti. Bir karşı taarruza Sakarya'da bunu kıracaktık. Türk tarihinde önemli bir zaferi 1921 yılında kabul edecekti. İngiltere de bize yanaştı ve İngiltere elinde bizim esirlerimiz vardı. Malta'da tutuyorlardı. İstanbul'un işgali sırasında, Anadolu'nun işgali sırasında bunlar harp suçlusu olarak alıp götürdüler. Birinci Dünya Savaşı'nda bize karşı savaştınız. Savaş suçları işlediniz. Sizi Malta'da esirliyoruz. Bizim ordu komutanlarının en önemleri oradaydı. Rauf Orbay mesela meclis işgal edilince alınıp götürülmüştü. Onunla beraber yaklaşık 20 mebus. Sonra Anadolu'daki büyük ordu komutanlarına Yakup Şekip Paşa olsun, Ali İhsan Sabis olsun. Bunlar da esir durumdaydılar ve esir mübadelesiyle bize esirlerimizi verdiler. Bizim elimizde de İstanbul işgal edilince Anadolu şehirlerine tutukladığımız bazı İngiliz subayları vardı. Onlara da bunu iade ettik. Mesela Erzurum'daki Albay Robinson. Onu iade etmiş olduk. Böylelikle esir mübadelesi anlaşması da yapıldı. Ve büyük taarruz için hazırlıklar başladı. Daha çok şey var anlatacak ama bu kadar yeter diye düşünüyorum. Sorularınız olursa onları cevaplandırmak istiyorum. Milli mücadele tarihi üzerine, Sakarya üzerine, büyük taarruz üzerine sorularınız olursa bu kadar yeterli görüyorum ben. Eğer siz de yeterli görürseniz takdir sizindir. Buyurun. Estağfurullah hocam. Çok sağ olun. Valla arkadaşlar şöyle hocamız zaten yazmış nefessiz dinliyoruz diye. Gerçekten pür dikkat dinliyoruz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok akıcı olarak da geldi buraya kadar. Yani, hatta bitmesin diye içimizden geçirdiğimizde oldu. Teşekkür Yani ederim. o Sağ olun. döneme ilişkin anılardan falan varsa onlardan da bahsedebilirsiniz ama ben bir izin verirse arkadaşlarımız bir soruyla devam edelim istiyorum. Şimdi o döneme ilişkin hani muhalefetten bahsettiniz konuşmanızın başında. Ya bu 1.000 yıl öncesi değil, 1.500 yıl öncesi değil. Yani 100 yıl öncesi. Bu yazılı belgeler, görüşmeler, konuşmalar, hani yazı icat edilmiş, hatta ses kayıt da var belki o dönemde, hani sınırlı da olsa. Belgeler de var, hepsi var, telgraf var. Niye bu karmaşayı yaşıyoruz biz? Niye iyi kötü ayrımından çıkamadık, bir orta yol bulamıyoruz. Hocam bizim bir kurmak istediğimiz bir tarih var ve tutunduğumuz bir siyasi tavır var ve tarihi buna uyduruyoruz açıkçası. Şimdi bir kişi bugün çıksa dese ki ben Sultan Abdülhamid'in ne kadar baskıcı, insanlara ne kadar zulmeden bir padişah olduğunu anlatacağım. Bunun için çalışma yapacağım dese, yola çıksa İddiatçıların yaptığı gibi mesela onun muhaliflerinin yaptığı gibi ya da geçen 20-30 yıla kadar yazılanlar gibi arşivlerden, anılardan binlerce belge, döküman ve kaynakla bunu inşa edebilir. Bu bir. Bir adam da çıksa dese ki ben Sultan Abdülhamid'in ne kadar mükemmel bir padişah olduğunu
bütün dünya devletlerine karşı 33 yıl boyunca mücadele ettiğini, ülkeyi geliştirmek, terakki ettirmek için eğitime ne kadar önem verdiğini, yatırımlar yaptığını, Türkçü olduğunu, Türklüğe dair kaynakları ortaya çıkardığını gösterecek çalışmaları ortaya koyacağım dese, yola çıksa, onunla ilgili de binlerce, yüzlerce belgeyi bulur, yazar ve inşa eder. Şimdi ne oldu? Tarihin iki ucu oldu. Biz tarihçilerin görevi üzerimize bir elbise giyerek yola çıkmak değildir. Biz tarihçilerin görevi hem buradaki belgeleri toplamak, hem buradaki belgeleri toplamak ve gerçek manasıyla bir kritik yaparak bunlardan doğruyu ortaya koyabilmektir. Şimdi biz bunu yapamıyoruz. Biz bir amaçla yola çıkıyoruz ve bu amaca dayanarak tarihi inşa ediyoruz. Mesela bizim ikilemimiz nereden başlıyor? Biz Mustafa Kemal Paşa muhalif olarak yola çıkıyoruz. Atatürk'e karşı düşmanlık yapacağım. Bunun içinde Kazım Karabekir'in anlattıklarını alacağım. Kazım Karabekir'in anlattıklarını, işte Kızıl Pençe'ydi, yok işte yakılan kitabıydı, milli mücadeleye karşı vesaire, Mustafa Kemal Paşa'yla mücadelelerinde Kazım Karabekir Paşacı oluyoruz. Kazım Karabekir Paşa'yı tutuyoruz. Yayınlanan kitapları işte yüzlerce var. Kurtlarla Dans 1, 2, 3, 4, 5 gider. Ama bir taraftan da Sultan Abdülhamit taraftarı oluyoruz ve ona karşı olan bütün muhalifleri ve iddiaçları alçaklar, işte zalimler, vatan hainleri diye nitelendiriyoruz. Ama Kazım Karabekir Paşa da bu iddiaçların birincilerindendir. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Demek ki takım tutar gibi orada bazı kişileri tutup bir yere çıkarırken de bir cehalet var ya da bilerek bir tarafa karşı gözünü kapatmak var, bir at gözlüğü var. Kasıtlı ve bilinçli olarak siyasi bir tarih inşa düşüncesi var. Bu tarafa gelince Kazım Karabekirciyim ama bu tarafa gelince de Sultan Abdülhamitçiyim. Kazım Karabekir yazdıklarına bakarsanız, anlattıklarına bakarsanız İttihat Terakki'yi Manastır'da nasıl kurdular? Sultan Abdülhamid'e karşı hangi hakaretlerde bulunuyor, neler söylüyor? Ama aynı adam bakıyorsunuz hem onu kullanıyor hem bu tarafı kullanıyor. Karmaşık bir dünya. Ve açıkça söylüyorum Musa Hocam, had safhada cehalet vardır. Okumamak. Yoksa bizim tarihimiz içerisinde gerçekten yazmış çok değerli kitaplar var. Ve neyi nereden okuyacağını bilememek ve kısa cümlelerle, kısa geçişlerle, aradan koparılmış olan metinlerle bizim tarihimizi inşa ediyoruz bugün. Genel bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor tarihimizle ilgili. Milli mücadele akıp gelen bir tarihin parçası, İttihat Terakki dönemi akıp gelen bir tarihin parçası, Cumhuriyet dönemi bir tarihin parçası, tarihi ayrı ayrı ele aldığınız zaman, kısa aralıklarla bir yerlere bölüp koyduğunuz zaman orada hatadan kendinizi alamıyorsunuz zaten. Hata kaçınılmaz hale geliyor. Genel bir tarih eğitimi bizim gençlerimiz için şart. Maalesef bunu inşa edemiyoruz. İki, bir de gençlerimize hangi kitapları nereden nasıl bilgi elde edeceklerini, okuyacaklarını da tam manasıyla söyleyemiyoruz, yönlendiremiyoruz. Çünkü bizim öğretmenlerimizde de bugün gidin ta bir tarih dersine girelim bugün. Acaba öğretmenler ne veriyor? Liseye gidiyoruz, bazı stajlara katılıyoruz ve bakıyorum ki şimdi benim yüksek lisans doktora dersinde verdiğim kronolojik bilgiler ve kaynaklar bizim lise tarih ders kitaplarında. Ya diyorum bu öğrenciler bundan altından kalkamazlar ki. Sultan Abdülhamid'in işte en teferruatlı, en ücra Anadolu şehirlerine kadar kurdukları okulların isimleri lise tarih ders kitaplarında. Şimdi bu taraftan nefret inşa edeceksiniz. Açıkça söyleyeyim, yani Sultan Abdülhamid nefreti bu gençlikte inşa ediliyor, onu söyleyeyim. Bir taraf sanki onu yüceltirken öbür taraftan da bir iğreti meydana getiriyorsunuz. Zorlaştırıyorsunuz o tarihin o kanadını, anlaşılmaz hale getiriyorsunuz. Ne olacak? İki gün sonra başka bir grup da gelecek. Ya bizi tarihi yanlış öğretmişler hep diyecekler. Şimdi denildiği gibi. Şimdi öyle demiyor mu 50-60 yaşındaki genç kuşak? Ya bize hiç tarihi öğretmemişler. Hep yalan tarihi öğretmişler. Anlatılanlara bakarsanız. Başka bir kuşak da gelecek, aynı şeyi söyleyecek. Maalesef diğer alanlar nasıl bilmiyorum sizde ama biz bu tarih öğretim işi yapamadık, yapamıyoruz. Siyasi malzeme haline gelince tarih ile bu bölünmüşlüklerde herkesin tarihi var. Bunu inşa edip gidecekler. Dediğim gibi bu biraz açıkçası bu siyasi bakış açıları ve yönlendirmeler, diğer taraftan da okumamazlıktan, cehaletten ileri geliyor Musa Hocam. Ve bir arkadaş, bir profesörden bahsedeyim sadece. Televizyon kanalında çıkıyor. Lozan'la ilgili atıyor, 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 saydırıyor.
ve geliyor, ben diyorum ki ona 2 gün sonra, ya bir dakika, sen yakın çağ tarihçisin değil mi? Senin branşın işte 1876'da anayasası şunlar şunlar, evet. Ya sen Lozan'ın maddelerini okudun mu, biliyor musun? Aynen bunu yaşamışım. Bak ben bir profesörden bahsediyorum televizyona çık. Yok ben Lozan'ın maddelerini okumadım. Sen 2 gün önce çıktın televizyona, Lozan şöyle kötüdür, böyle kötüdür, böyle hainliktir. Lozan'ın maddelerini okumadan ahkam kesen bugün televizyonlardaki insanlardan bahsediyoruz biz. Hocam bırakın diğer sokakta konuşanları ya da başka bir branştan olup tarihe gelip konuşanları. Bırakın, onu konuşmayalım biz artık. Böyle bir mücadele sahası olmuş. Neden? Lozan kötüdür. Neden? Çünkü Mustafa Kemal'in Lozan'ıdır. Bak, açık söylüyorum. Mustafa Kemal yaptıysa kötüdür onun yaptığı. Hiçbir şeyin arkasında duramayız biz bakış açısıyla. Baktığınızda iş bu hale geliyor işte. Sevdi biliyor musun? Sevdi mükayese edelim bunu. Onu da bilmez. Kesinlikle. Sevdi'nin hangi maddeleri vardı? Sınırlar nasıl çizildi? Ermenistan, Kürdistan nerede kuruluyordu? Erzurum'u, Kars'ı, Sarıkamış'ı biz Ermenistan'a, Van ve Bitlis'i nasıl verdik Sevr'de? Onlar hiç girmez, konuşmaz. Diyarbakır merkezli Kürdistan nasıl kuruluyordu Bitlis ve Hakkari içerisine alacak şekilde? Onlar da bilmez. Gelir Sakarya Meydan Muharebesi öyle mi oldu, böyle mi oldu, onu tartışır. Maalesef evet. Cehalet had safhadadır hocam. Bunun başka bir açıklaması yok. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir hocamız, Metin Meriç hocamız diyor ki, Çerkez Edem hadisesi nedir diyor. Şimdi bir Yozgatlı'ya soruyor Metin Hocam, Metin Meriç Hocam. Eyvah. Dolayısıyla buyurun hocam, Çerkez Edem hadisesi nedir? Şimdi biz Sakarya'da bir kitap yazdık. Musa Hocam da kitabın macerasını çok iyi bilir. 2 cilt kitap yazmıştık. Sakarya İli Tarihi, 3500 sayfa. İlk çağlardan günümüze kadar Sakarya vilayetinde cereyan eden olaylar vardı orada. Ve yaklaşık olarak 30 tarihçi bir araya geldi. Her bölüm, herkes branşıyla ilgili bölümleri yazdı. Bu bölümlerden birisi de Sakarya'da belediye hizmetleriydi. Ve orada 1915 yılına ait olan, arşivden almış olan bir belgede o bölümün yazarı hoca şöyle demişti. İşte İzmit ve Adapazarı'nda 1915 yılında ticaretle ulaşıp taşıma yapanlara da bazı Çerkez çeteler tarafından taarruzda bulunuyordu. Bulunuluyordu. Bunların kötü huylarından dolayı da Osmanlı Devleti tedbirler alıyordu ifadesi var. Kitap yayınlandı, çıktı. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü yayınladı kitabı. Bir hafta sonra Türkiye'deki Kafkasya Dernekleri Konfederasyonu Ankara'dan, ismi de çok meşhur olan birisi, bir grupla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne geldi. Ertesi gün Sakarya Üniversitesi, Sakarya gazetelerinde bilim yoluyla ihanet diye başlıklar atıldı. Çerkezler ve Abazalar hırsız olarak itham edildiler diye. Biz bilim yoluyla da ihanet etmiş olduk böylece o kitabın editörlerinden birisi olarak. Ve şöyle dediler, ya siz bu kitapta böyle ifadeler kullanmışsınız, bunları çıkaracaksınız buradan dedi. Bu ifadeleri görmek istemiyoruz. Bunları sileceksiniz diye bir baskıda bunlar. O gelen heyet aynı zamanda dedi ki, biz Milli Eğitim'e de müracaat ettik. Çerkez Ethem isimli bölümleri kitaplardan çıkartacağız dediler. Çerkez ifadesini kullanmasınlar, Ethem Bey'e ayaklanması desinler en azından diye Çerkez ifadesinin de bu şekilde anılmasına karşı olduklarını söylemişlerdi. Bizim milli mücadele tarihimizin tartışmalı olan konularından birisi olarak görünüyor ama hadise de çok açık ve berrak. Mondros Mütarekesi imzalanır. Çerkez Ethem de ihtiyat zabiti olarak, yedek subay olarak askerdedir ve terhisten sonra Salihli'ye gelirler çiftliklerine. Bir kardeşi Tevfik Bey, abisi de Reşit Bey. Esas burada konuşmamız gereken bizim Çerkez Ethem'den ziyade Reşit Bey'dir. Çünkü Reşit Bey teşkilat-ı mahsusa üyesidir ve iddiaçıdır. Reşit Bey, büyük abi, Çerkez Ethem ve Tevfik Bey Salihli'de bulundukları sırada İttihat Terakki Fırkası'nın İzmir mesul müdürü olan, sorumlu başkanı olan Celal Bey, Celal Bayar Salihli'ye gelir. Ve der ki, mütareke imzalandı, Osmanlı Devleti teslim oldu, artık bu bölgede Yunanlıların bu gelme ihtimali var, işgal edecekler buraları. Buna karşı tedbir almak zorundayız. Sizden isteyin,
Birinci Kuvayi Seyyare adı altında bir birlik kurmanızdır. Çerkez Efendi burada ilk defa ön plana çıkar ve bu çalışmalarda Kuvayi Milliye'nin çekirdeğini Sahil Cephesi'nde atmış olurlar. Kurulur gerçekten de ve başına da Ethem Bey getirilir. Yanında yardımcısı Tevfik Bey'dir. Peki Reşit Bey de son Osmanlı Meclisi Mebusan'ın da 1920 Ocağı'nda toplanacak olan mecliste Saruhan Mebusu'dur. Yani Manisa milletvekilidir. İstanbul işgal edildikten sonra da Ankara'ya geçer. Ankara'da Saruhan Mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alır. Ve ikinci grubun içerisindedir. İkinci grubun önemli bir kolu da Enver Paşa'ya bağlı Sadık Teşkilat-ı Mahsusacı İttihatçılardır. Ve bunların İstanbul'daki yöneticiliğini yapan kişi de Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay'ın Anadolu'ya geçmesi, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alması, Amasya görüşmeleri sırasında Amasya genelgesi yayınlanırken olacaktır. O da sonra gelip katılmıştır. İttihat Terakki'nin oradaki kontrolörüdür. Sen Mustafa Kemal Paşa yanında olacaksın. Anadolu Harekatı organize edilecek. Onun çok güçlü olarak, tek adam olarak ön plana çıkmasını önleyeceksin. Neden? Çünkü Enver Paşa bir gün gelecek, bu hareketin liderliğini ele alacak. Envercilik cereyanı, Sakarya Savaşı'nın kırdığı olaylardan birisi de budur. Eğer Sakarya Savaşı'nda gerçekten Ankara hükümeti ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu mağlup olsaydı, Enver Paşa Bakü'de bekliyordu, gelecekti. Böyle bir riski de Sakarya Savaşı ortadan kaldırdı. Çerkez'de mi ayaklanması da bununla ilişkilendirilir. Bu yüzden Reşit Bey organize etti bunu. Dediler ki yolları ayırıyoruz, biz kendimiz başımızın çaresine bakacağız. Şimdi Ankara'da meclis açıldıktan sonra büyük ayaklanmalar, Ankara açıldı meclis ama ordusu yok gerçekten. Erzurum'da birisi 15. kolordu, Ali Fuat cephesi 20. kolordu, Batı cephesini korumakla görevli. Ankara'yı kim koruyacak? Yozgat ayaklanması oldu, Bolu, Düzce, Hendek ayaklanmaları, Konya her taraftan sarıldı. Ve bunlar padişah ve saltanat adına ayaklanmayı düzenliyorlar. Çünkü Ankara'daki meclisin tam manasıyla saltanatı kaldırılacağı ile ilgili İstanbul'dan gelen telgraflarda bir taraftan da Şeyhülislam fetva yayınlamış. Bunlar kafirdirler, bunlara karşı cihat etmek İslam dininin emridir diyor. Çünkü bunlar halifenin emrine karşı gelmişlerdir diyor. 11 Nisan 1920'de Sultan Vahdettin imzalı, Şeyhülislam imzalı bir fetva yayınlandı Ankara'ya karşı, Mustafa Kemal Paşa'ya ve arkadaşlarına karşı. Şimdi bir de bu tevil etme işi var ya, Anadolu'da sonuna kadar destek verdi işte padişah ya da İstanbul etti. Kardeşim bu fetvaları nereye koyacağız o zaman biz? Resmi yayınlanmış olan Mustafa Kemal Paşa ve 11 arkadaşını idama mahkum eden Sultan Vahdettin imzalı fetvayı nereye koyacağız? Bunları görmeyelim o zaman. Niye? Ya bunlar anlaşmalı işlerdi işte. Zaten bunlar anlaşma. Yozgat'ta ayaklandı, Konya'da ayaklandı, Adapazarı'da ayaklandı ve burada binlerce insan hayatını kaybetti. Bu iş o kadar basit bir şey değil. Ve bunların ayaklanma sebebi açık ve net Ankara hilafeti ve saltanatı ortadan kaldıracak, biz buna karşı mücadele edeceğiz diye Ankara'ya yürümek istiyorlardı. Ve Adapazarı'nda bu işi organize edenlerin önemli bir bölümü de Çerkez'di. Çerkez'den gelip bastırdı bunları Hendek'te. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk şehidini Hendek'te verdi. Yarbay Mahmut Bey, şimdi Hendek'te Merkez Camii'ne gittiğinizde önünde bir anıt var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk şehidi burada verilmiştir diye. Ne yaptı bu Mahmut Bey? Geldi dedi ki ya albaydı, ben bu Çerkezlerin dilinden anlarım dedi. Çünkü kendisi de Çerkezdi. Nuhren, yani Nuhveren köyüne gidip onlarla görüşecekken pusuya düşürüp öldürüldü. Ve Çerkez Efendim geldi. Burada gerçekten Adapazarı, burada dediğim yer Adapazarı'ndayım ya şimdi. Adapazarı'nda çok acımasız davrandı. Çerkez Efendim'in bu ayaklanmalarda kısa süre içerisinde başarılı olmasının en önemli sebebi çok gaddar olmasıydı. Bir rivayete göre bugün vagon sanayinin olduğu yerden merkezde garın olduğu yere kadar ki bütün çınar ağaçları insanların asılmasıyla öyle sallandırılmıştı, çünkü asmıştı onlar. Mahkeme yok, yargılamıyor. Bunlar isyankarlar asın derdi Şerke zaten. Bu isyanı bastırdı, peşine Yozgat isyanı, Çapanoğlu isyanı içinde gitti. Oradaki isyanı da böyle çok şiddetli bastırdı. Ve bu sefer meclis ayağa kalktı. Ya bir dakika ne oluyor? Bu insanlara karşı böyle acımasız davranamazsın. Mustafa Kemal Paşa bir telgraf gönderdi Çerkez Efendi. Dedi ki bunları yargılamadan orada infaz yapamazsın.
Çerkezeten de Mustafa Kemal Paşa'nın ya da meclisin ilk ayrıldığı yer bu Yozgat Çapanoğlu isyanı sırasındaki gerginlikle ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa'ya direkt hitap edemedi ama kardeşi, abisi Reşit Bey'e gönderdiği telgrafta gelirsem oradakileri de asarım dedi. O kadar güç elde etmişti ki kendisini başa çıkılamaz hissediyordu ki Çerkezeten artık. Ve bir taraftan da abisinin onu yönlendirmesi vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın etrafı çok kötü mecliste. İşte bunlar çok iyi değil. Bunları biraz dağıtmak lazım, zayıflatmak lazım diyordu. Onun verdiği bir yön de vardı. Ve meclise geldiğinde gerçekten böyle bir hava içerisindeydi. Artık sırtın yere gelmez. Peki bu işi nasıl çözmek istedi Mustafa Kemal Paşa? Mustafa Kemal Paşa'nın bu sorundaki en önemli kaynak olarak gördüğü yer Çerkezeten de İsmet Paşa'nın, İsmet Bey'in daha doğrusu 1920 Eylül'ünden bahsediyoruz. İsmet Bey'in Batı Cephesi komutanı olmasıydı. Çerkezeten dedi ki ben kimsenin emrine girmem. Ben Kuvayi Seyyar'a kumandanıyım. Kuvayi Seyyar'a kumanda olarak kalacağım. Düzenli ordu kurdunuz. Bunun başına İsmet Bey'i getirdiniz. Ben İsmet Bey'in emrine girmeyeceğim. Çerkezeten'in anıları yayınlandı. Çerkezeten'in anılarına bakacak olursak meseleyi hep bu çerçeveden ele alır Çerkezeten. Diyor ki bizim Mustafa Kemal Paşa ile hiçbir sorunumuz yoktu. Her şey çok güzeldi. Ama bizim aramızı da bozan, bizim karşı geldiğimiz şey de bu İsmet Bey'in burada ordu kumandanı olmasıydı. Biz onun kumandanlığına karşıydık der. Ve yine bu anılardan bakacak olursak der ki beni aldılar. İşte 5 Aralık'ta Bilecik görüşmelerine gidecekti Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan. O sırada Çerkezeten ve Tevfik Bey de Ankara'daydı. Çerkezeten, Tevfik Bey, Reşit Bey yanına aldı. Aynı vagon içerisinde. Yolculuğa çıktılar, Bilecik'e gidiyorlar. Eskişehir'e geldi, tren istasyonunda durdu. Çerkezeten, Reşit ve Tevfik Bey de bu sırada kaçtılar, firar. 1 Aralık 1920 tarihinde Çerkezeten hadisesi başladı burada. Onlar kaçtılar, isyan tamam. Nerede bu adamlar? Hiçbir yerde bulamadılar. Kaçmışlardı. Oysa onları Bilecik'e kadar götürecekti. İstanbul'dan gelen heyetle görüşeceklerdi Bilecik'te. Ve böylelikle 1921 Ocak'ta tam İnönü Muharebelerinin Yunan taarruzlarının olduğu yerde Çerkezeten artık bayrağı açmış oldu. Çerkezeten'e göre der ki ben 750 adamımı topladım. Bunlara dedim ki arkadaşlar bakın artık ben bu işi bırakıyorum. Kuvayi Seyyare'yi lav ediyorum. Yunanlara müsaade isteyip Avrupa'ya gideceğim. Ben gidiyorum artık. Dedim de gittim. Ama bu arada benimle gelenler oldu der bazı kişiler. Ama biz resmi kayıtlara baktığımızda Çerkezeten'in anılarda anlattığı gibi olmadığını görüyoruz olaylar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsmet Paşa'nın yazdığı telgraflar, Refet Bey'in Refet Paşa'nın yazdığı telgrafları gözden geçirdiğimizde, meclis görüşmelerinde teferruatlı, bunlar gizli olarak yapılmıştı, gizli celselerdi ki bugün yayınlanmıştır çoğu gizli celselerde, Çerkezeten'in Yunan birliklerinin safında Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna karşı da kısmen hareketi geçtiği ve savaştı ifadeleri yer alıyordu ve meclis tarafından da ihanetiyle, hainliğiyle itham ediliyordu. Ve sonra da gerçekten Yunanlar safından geçti. Oradan İtalya'ya ve peşine Suriye'ye gitti. Orada da yaşadı ama ölene kadar da Ankara'da Emniyet Umumiye İstihbarat Dairesi tarafından takip edildi. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'ya karşı düzenlenen suikastler, 20'den fazla suikast planı ortaya çıkarılmıştır. Bu suikast planları içerisinde de her zaman bu grubun yaptığı işlerde şüphelenilmiştir. Ve en son emniyet arşivinden çıkan kayıtlarda Reşit Bey'in bu son suikastlerde 1927-28'deki suikastlerde parmağı olduğu da sabit hale gelmiştir abisinin. Milli mücadelenin çok önemli kritik bir noktasıdır. Bu Çerkezlik ya da işte Abaza vesaire meselesi. Burada Yunanlar büyük taarruz sırasında Sakarya Savaşı'ndan sonra bağımsız Çerkez hükümeti kuracaklar İzmir'de. Bazı Çerkez beylerin etraflarında toplayacaklar. Bağımsız Çerkez hükümeti burada kurulmuştur. Dünyaya ilan ediyoruz. Anadolu'da bir Çerkez devleti kurulacak diye. Ve daha sonra Lozan'dan sonra ilan edilen 150'likler listesinde bu hükümeti kuranlar da bulunacak. Yani ülkeyi terk edin. Sizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkardık denilecek olan kişiler arasında bu Çerkez hükümetini kuranlar da vardı.
Ama bir taraftan da dediğimiz gibi milli mücadelenin en güçlü kolunu oluşturanlar da o Çerkezlerdi. Ailelerine, soylarına, geçmişlerine baktığınızda Ankara'da Mustafa Kemal Paşa yanında olup güçlü Çerkez ailelerine bağlı olan kişiler de had safhadaydı. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Bunu bir milliyetçi hareket olarak hepsi böyle oldu vesaire diye değerlendirmemek lazım. Çok teferruatlı ve ince işler bunlar. Teferruatlı ve ince araştırmak gerekiyor gerçekten. Hassas konular çünkü. Ağzınızdan çıkan en küçük bir söz toplumda infial oluşturabilir konularda. Hepsini bir milletin bu şekilde itham edemezsiniz. Bunlar da var, bunlar da var. Hepsini ayrı ayrı bir hayat hikayesi olarak ele almak gerekiyor kişileri. Çerkez Ethem'de öyle ayrı bir hayat hikayesi olarak ele almak gerekiyor. Çerkez Ethem'in Kuvayi Milliyesi'ndeki birinci Kuvayi Seyyare'deki kişilerin hepsi Çerkez değildi ki. Yani bunu da böyle ifade etmek lazım. Bunların en az %70'i Anadolu'daki Müslüman milletlere ait olan bir ırk temelli değildi. Onu ifade etmek istiyorum açıkçası. Bu yüzden Çerkezlere hamd etmek bu hareketleri hiçbir zaman tasvip edilemez. Doğru da değil zaten. Yanlış şeyler bunlar. Haluk Hocam, sorular çoğaldı. İsterseniz sırayla gideyim. Yunanlılara verilen soru işareti de var arada. Adalar konusundaki bakış açı nasıl sorulur? Tarihsel bakış açısı nasıl sorulur? Adalar konusuyla ilgili var. Evet. Sonra Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması var. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa ilişkisi var. Lozan var. Bayağı da Bunların devam hepsi ediyor. ayrı ayrı konferans konuları üstelik. Onu da Yani ya söyleyeyim. arkadaşlarımız şimdi muhtemelen sizi buldular. Güzel de Estağfurullah. anlatıyorsunuz, dinleniyor da en azından soru işaretlerini de gidermek Tamam hocam, bekliyorlar. kısa kısa ben bunlara cevap vereyim müsaadenizle. İlk önce adalar meselesinden başlayalım. Bugün mavi vatan düsturuyla hareket ediyoruz ve Yunanlar da durmuyorlar. Türk-Yunan sınırında habire hazırlık yapıyorlar. Arkalarında yine kışkırtan bir güç Avrupa devam ediyor. 1821'de başlamış. Bakın 207. yılında Yunanlar Ağustos ayında 200. yıllarını kutladılar bağımsızlıkları. 200. yılını kutluyorlar. Ve orada büyük katliamlar gerçekleştirdiler tabii. Bir de Yunan tarihinin inşa süreci ne diyorlar? 1821'de bağımsız olduk diyorlar. Bizim resmi tarihimizde nasıl da Türkiye Cumhuriyeti'nde 1829'da Yunanistan bağımsız oldu. Edirne Anlaşması'yla biz kabul etmiş olduk onu. Şimdi Yunan meselesinde bu adalar meselesi yine büyük bir cehalet göstergesi olarak olayların nasıl seyrettiğini, akışının nasıl olduğunu bilmediğimizden Lozan'da oturduk. Biz bu adaları terk ettik, çıktık geldik. İsmet Paşa dedi ki kardeşim bu adalar bizim başımıza bela olur ileride. Biz bunları almayalım, bırakalım dedi. Onun için bizim burnumuzun dibine kadar olan bir hatta bu 12 ada meselesi kıta sahanlarına kadar gelmiş durumda diye bir ifade var. Çok kullanılır, çok söylenir. Ama ne oldu? Bu adalar 12 ada meselesi nasıl ortaya çıktı ona bir bakalım. Birincisi bu adalar evet mesela Girit Adası olsun, Rodos Adası olsun, Midilli Adası olsun bunların nüfuslarının çoğunun %70-80'inin 19. yüzyılda Rum olduğunu biliyoruz. Rum nüfusu burada kesafet arz ediyordu her zaman. Osmanlı Devleti de burayı bir vilayet olarak ayrı müstakil bir vilayet olarak Cezayir-i Bahri Sefid olarak idare etti. Cezayir-i Bahri Sefid eşittir Akdeniz Adaları demektir. Osmanlı Devleti hiçbir zaman Ege ismini kullanmamıştır. Bütün bunların hepsine Akdeniz denir. Ege Denizi'nin ismi de Akdeniz'dir. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa İzmir'i işaret ederken ne diyordu? Oralar ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyordu. Ege bizim Cumhuriyet döneminde sonradan giren, Avrupa'nın kabul ettiği, bizim de literatürümüze giren bir ifade kullanmamak gerekiyor açıkçası. Ama uluslararası terim olmuş, bizim terim olarak da girmiş coğrafyat olarak kullanıyoruz. Cezayir-i Bahri Sefid, bizim Avrupalı devletlerle her savaş döneminde işgale uğrayan, taarruz edilen sahalar oldu. 1911 yılında İtalya ile savaşımız sırasında, Trablusgarp Savaşı'nda İtalya bütün bu adaları işgal etti. Bizim Akdeniz ve Ege hakimiyetimiz, deniz hakimiyetimiz açıkçası bu Yunan ayaklanması sırasında ortadan kalktı. 1826 Navarin olayında bizim donanmayı yaktılar İngiltere, Fransa ve Rusya. Mehmet Ali Paşa donanmasıyla bizim donanmayı savaş olmadığı halde aramızda geldiler. Limanda çekilmiş olan gemileri Yunanistan'daki isyanı bastırıyoruz diye bombalayıp
batırdılar. Tepki, hiç kimseden bir tepki yok. Sadece protesto edebildik. Donanma bitti. Düşünün yani Almanya'dan alacağımız iki savaş gemisi bizi ihya etti Birinci Dünya Savaşı'nda. Öyle bir durumda donanmamız. Goben ve Breslau'dan övgüyle bahsederiz ya, Yavuz ve Midilli. Birinci Dünya Savaşı sırasında bizi hem Akdeniz'de korudu hem Ege Denizi'nde korudu. O kadar güçlü gemilerdi. İtalya haliyle savaş başlar başlamaz Ege Denizi'ni geçerek Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Çanakkale şehri Trablusgarp Savaşı sırasında taarruza uğramıştır. Ege Trablusgarp Savaşı sırasında taarruza uğramıştır İtalyanların taarruzuna. Ne demektir bu? Bu şu demek. İtalya'dan kalkıyor gemiler, Sicilya'dan. Direkt Ege Denizi'ne giriyor. O zamana kadar siz karşı koyamıyorsunuz. Bak, geliyor limanlarınızı bombalıyor gidiyor. Nasıl bir müdafaa hattıdır? Savunmanız yok, bitmiş. Aynı şey zaten bir dünya savaşı sırasında yaşanmayacak mı? İngiliz, Fransız donanması gelecek Çanakkale ağzına kadar. O zaman bizim Ege Denizi'nde hakimiyetimiz kalmamış ki. Adalarda bir güvenlik tertibatımız. Bu savaş sırasında, Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya, Ege adalarını, bu 12 ada dediğimiz Ege adalarını işgal etti. Ve bu sırada da Balkan Savaşları, tarihi düşmanlık olan aralarında Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan masaya oturup Rusya aracılığıyla, bizzat bizim iddiaçların onlara cesaret vermesiyle barıştılar ve Kutsal İttifak kurup bize savaş ilan ettiler. Daha Trablusgarp sürüyor bir taraftan ama bir taraftan da sizin Selanik, Manastır, Kosova şehirlerinize, 500 yıllık Türk şehirlerine saldırı başlıyor. Ne yapacaksınız? Kosova, Manastır, Selanik'i korumak mı? Trablusgarp'ta Yunanlar, İtalya ile biraz cebelleşmek mi? Hemen masaya oturduk İtalya ile. Ya gel. Sezai Bey, donma Haluk Bey'den mi kaynaklı? Aslında şeyde gözüküyor ama. Dondu sanki. Yanlış mı görüyorum ben? İkimiz donmadıysak şu anda kesildi gibi hocam. İsterseniz bir telefonla arayın. Şu anda da düştü. Hocam onun ekranda da hepimiz donmuşuz. Çıkıp bağlanıyor. Tamam. Hala bağlanamadı galiba. Vallahi bilmiyorum hocam. Bağlanıyorum dedi. Ancak kodlara şimdi bu boşluğu fırsat bilip konuşalım. Arkadaşlardan genel bir istek var. Gündem ekonomi olsun diye. Önümüzdeki haftalarda bir ekonomi gündemi yapalım istiyoruz. Ancak ekonomi gündemini yaparken de
bir kişi değil birden fazla kişiyle bir arada olalım istiyoruz. Tabii bu konuda gerçekten kendini ispatlamış değerli akademisyen arkadaşlarımız var. İşin maliye boyutu, işin ekonomi boyutu, işin istihdam boyutunu da içine alacak şekilde bir kurgu yapalım istiyoruz. Bu arada Haluk Hocam da geldi. Haluk Hocam'ı da bağladık. Şimdi birazdan gelir diye düşünüyorum. Böyle bir durum var. Bir de küresel ısınmayla ilgili bir oturum yapalım istiyoruz. Onun dışında arkadaşların da şu konularda yer alsın diye talepleri varsa lütfen yine bizim İzmir grubumuzda paylaşırlarsa o taleplerini de ona göre biz akademisyen ve konuşmacı arayışına gireriz diye düşünüyorum. Musa Hocam buyurun lütfen. Haluk Bey tekrar aramıza döndünüz. Tekrar hoş geldiniz. Doğru anlayamadım ben de neden böyle herhalde çok konuştuk. Biraz yavaş gidelim. Hocam yani, şimdi geliyor mu sesiniz? Geliyor efendim şu anda iyi. Tamam. 12 adaların verilmesiyle ilgili evet, kalmıştık efendim. Trablusgarp, Uşi Anlaşması'nda biz Yunan, İtalyanlar dediler ki bize ya şimdi siz savaş sırasındasınız. Bu Ege bölgesinde de zayıfsınız. Bizim de bu Yunanlarla zaten vukuatlı bir ilişkimiz var. Bu Yunanlar sizden alabilir bu adaları bu savaş sırasında. Savaş bitsin. Savaştan sonra biz 12 adaları size teslim edelim diye Uşi Anlaşması'nda bir madde koydular. Biz 12 adaları muvakkaten geçici olarak İtalyanlara bıraktık. Onların emniyetinde kalsın diye bu adalar meselesini. Ama Balkan Savaşları bittikten hemen sonra bu sefer Avrupa'daki itilaf ve ittifak bloklarındaki sert ayrılışlar, kopuşlar. Ve bir taraftan da Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'e ilhakı ve bu yayılmasını Adriyatik Denizi'nin kuzeyine kadar ilerletmek istemesi. İtalya'yı burada Birinci Dünya Savaşı başladığında hala konumunu devam ettirir bir duruma getirdi. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında İtalya bu adalardaydı. Savaş bittiğinde konuşulacak olan konu bu adaların geleceği konusuydu. Evet ve İtalya galiplerin safındaydı haliyle. Ama İtalya Yunanistan'ı da terk etmek düşüncesinde değildi bu adalar. Zaten Osmanlı'ya vermeyeceklerdi artık. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sırasında zaten Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlardı İtalyanlar ve İtilaf Devletleri safında. Ve bu iş Lozan Konferansı'na geldiğinde, Lozan görüşmelerine geldiğinde 12 ada meselesi ve tartışılan bir konu oldu. Ve İtalyan temsilcileri orada, adalarda zaten kendilerinin 1911 yılından beri hakim olduklarını, onlarda bulunduğunu ve terk etmeye niyetleri olmadığını ifade ettiler. Ama bu sefer devreye Yunanistan da girmişti. Ve İtalya'nın Fiume ve çevresindeki 1922 yılındaki haklılığının kabul edilmesi. Faşist İtalya 1922 yılında Fiume yani Adriyatik Denizi'nin en tabii limanı kuzeydeki aynı zamanda Balkanlara geçiş noktası çizmenin İtalyanlar için burası işgal edilmiş olan bir bölgeydi. Fiume limanını İngiltere, Fransa, Yugoslavya'yı yeni kurulan devlete vermişlerdi. Aynı İzmir'de yaptıkları gibi. Onlar zayıf bir İtalya'yı elde tutmak istiyorlardı. Ne Balkanlar'da ne Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemiyorlardı. Burada pazarlık konusu olacak 12 ada meselesi. Onun için bunu söylüyorum. Fiume'yi İtalyanlar 1922'de birkaç emekli albay gidip işgal ettiler. Dediler ki biz Roma'yı tanımıyoruz. Burada de facto hükümet kurduk. Faşizm orada doğdu. Dionizio vardı general. Balkon konuşmaları, açıklamaları, İtalya'nın dünyaya hakim olacağı, Roma İmparatorluğu'nu yeniden kuracağı. 1923 yılında Lozan görüşmeleri sırasında İngiltere ve Fransa İtalya'nın bu Fiume üzerindeki hakimiyetini kabul ettiler. Dediler ki tamam Paris'te yaptığımız anlaşmaları yok sayıyoruz Yugoslavya'yla. Yugoslavya'dan alıp bu Fiume'yi sana veriyoruz. Ama sen de şu adalar meselesinde geri adım atacaksın. Bu adaları Yunanistan'a verme konusunda İtalya'yı Fiume ile bir pazarlığa oturtmayı da başardılar. Ve İtalya Başbakanı Orlando da bundan sonra yetkilerini Mussolini'ye teslim edecek değil. Yani bize verilmiş olan, bırakılan bir 12 ada hiçbir zaman olmadı maalesef. Türkiye'ye orada söz hakkı bile vermediler. Çünkü onlar gerçekten Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki
barış anlaşmasını imzalamak için gelmişlerdi Lozan anlaşmasını, Lozan görüşmelerine. Biz ise Anadolu'daki savaşın galibi olarak gidiyorduk Lozan'a. 3 yıl savaştık, onun galibiyiz. Geldik Lozan'da, onlar dediler ki bir dakika kardeşim, siz yendik Birinci Dünya Savaşı'nda, biz Birinci Dünya Savaşı sonundaki anlaşmayı imzalayacağız, onun hesabını göreceğiz şeklinde bir hava vardı. Lozan çok çetrefilli meselelerin konuşulduğu bir yerde, evet denizler konusunda bizim eksikliğimiz had safhadaydı. Ama 21 kişilik bir uzman heyeti vardı ve askeri, mali, hukuki konularda Türkiye'deki en yetişmiş adamlar oraya bir ekip olarak gitti Lozan. Açıkçası bunu da ifade etmek lazım. Elden gelen de bu kadardı. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir soru var arkadaş, Hamdi Seyhun arkadaşımızdan. Ankara Anlaşması'yla, Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması üzerine bir soru. Bu anlaşma konusunda bilgi verebilir misiniz der. Ankara Anlaşması'nda bizim misak-ı milli esas oradaki gayemiz, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ifade ettiği şey, son Osmanlı Nesim Yapısan'ın ifade ettiği şey, Heyeti Temsiliye Erzurum Kongresi'nde ilk oluşturulduğu zaman, Sivas Kongresi'ne karar alındığı zaman bütün milli mücadelenin bir hedefi var. Avrupa'ya da bunu ilan ediyor her zaman. Diyor ki kardeşim bak, biz Osmanlı Devleti'ni yeniden ihya etmek istemiyoruz. Bizim amacımız Bağdat'ı almak, Şam'ı almak, Mekke, Medine ya da Kosova, Manastır, Selanik değil. Bakın bizi iyi anlayın. Biz Anadolu'da mütareke imzalandığında, Mondros mütarekesi imzalandığında sınırlarımızda bağımsız bir Osmanlı Devleti'ni yaşatmak istiyoruz. Bizim gayemiz, Erzurum Kongresi açıklıyor bunu söylüyor. Sivas Kongresi açıklıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklıyor. Biz bunun için savaşıyoruz. Siz zannetmeyin ki biz yeniden Osmanlı İmparatorluğu'nu ihya edeceğiz. Bir taraftan da böyle bir güven var Avrupa'ya karşı kesin. Ve Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada bizim güney sınırlarımız, İskenderun güneyde bizim sınırlarımız içerisinde. Oraya kadar ki bütün bugünkü sınırlarımızın olduğu yere kadar ki Musul da dahil bu sınıra. Musul veya Hatay'ı koyun vilayet olarak. Bugün Musul vilayeti dediğimiz yer neresi? Erbil, Kerkük, Süleymaniye ve Musul şehirlerinin olduğu yer. Burası ve bugünkü Hatay vilayeti. Mondros mütarekesi imzalandı da bunlar bizim sınırlarımız içerisinde ve biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz diyoruz. Masaya oturduğumuzda diyoruz ki Fransızlara, Franklin Bouillon burada çok önemli bir isim, general. Ankara ile ilişkileri yumuşatan Fransız hükümeti adına İstanbul temsilcisi Ankara'ya geliyor, Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyor, İzmit'te görüşmeleri var. Ve bir de Pierre Loti. Pierre Loti ile Türk-Fransız ilişkileri açısından unutmamak lazım. Bugün çok tartışma var. Ya bu Pierre Loti tepesi burada ne geziyor? Bu adamın adını değiştirelim. Kardeşim bu Fransızın ismi ne geziyor diye de çok tartışma var. Oraya dair bir parantez açarız yeri gelirse. Ve Fransa'nın Antep Urfa Maraş'taki yaşadığı kaos ve sıkıntı, direniş hareketleri, bir taraftan da Ankara ordusunun güçlü bir şekilde zaferi elde etmesi Fransa'ya artık bu coğrafyada bir hareket imkanı sunmuyor. Ama bir taraftan da Hatay bölgesini, İskenderun ve çevresini terk etmek de istemiyorlar. Bunu yeni Suriye devleti içerisine koyacağız diyorlar. Burada bulunmalı diyorlar ve gerçekten de orada ihtilaflı şekilde biz Ankara Anlaşması'yla Hatay ve bölgesini Fransızlara bırakıyoruz. Ama nihai olarak müttefiklerle yapılacak bir anlaşmayı da orada önceliyoruz. Bu itilafnamedir. Yani karşılıklı olarak biz birbirimizin düşüncelerini kabul ediyoruz. Burayı işte sana bırakıyorum. Ama genel bir barış için de zemin hazırlıyorum. Genel barışı bekliyor her iki tarafta. Bu nihai bir barış değildir Ankara itilafnamesi. Karşılıklı olarak birbirinin düşüncesine saygı duyma ve bölgeleri terk etme görüşü. Dediğimiz gibi burada Fransa'nın karşılıklı esirlerin iadesi var, evet söz konusu. Bir taraftan da Fransa'nın Anadolu'da yatırımları gerçekten çok fazla bu sırada, onu da düşünmek lazım. Mersin, Adana demiryolu işletmesi Fransızlara ait. Burada Mersin'de birçok Fransız şirketi var. İstanbul'da Fransız şirketleri çalışıyor ve Zonguldak maden kömür işletmeleri Fransızlara ait bu sırada. Sonra Lozan'dan sonra aramızda büyük ihtilaflar çıkacak zaten bu yatırımların millileştirilmesi konusunda Fransa'yla. Büyük sorunlar yaşayacağız ama
Sakarya'dan sonra Fransa'nın nihai olarak kendi müttefiklerinden ayrıldığını, biraz daha Avrupa işlerine kendisini vermek istediğini. Çünkü savaş, 4 yılda savaş, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Osmanlı Devleti, Rusya, bütün bu devletleri iktisadi, siyasi yönden, sosyal yönden perişan etti. Savaşın galipleri bile olsalar Fransızların Almanya'dan alacakları tazminata göre kendi iktisatlarını düzenleyeceğini biliyoruz biz. Fransa ekonomisi bitmiş. Almanya'da 3 ay içerisinde 1 kilo etin fiyatı 50 marktan 1 milyar marka çıkmış. Enflasyon, Avrupa'daki enflasyonu göstermesi açısından söylüyorum. İktisadi yönden müthiş bir çöküş yaşanıyor. O zaman Paris'i tarif edenler, Paris-Barış Konferansı 19 Ocak, 18 Ocak 1919'da toplandığında caddeler çamur, sokaklar perişan, 4 yıl boyunca mahvolmuş. Ama Avrupa'dan bütün devletlerin temsilcilerinin gelmesiyle oteller bütün o 4 yıllık kaybı karşılayacak kadar tıklım tıklım dolmuş. İngilizler bir otel kapatıyor, Amerika Başkanı Wilson bir otel kapatıyor. Ama öbür taraftan da bir Kürt temsilcisi olduğunu söyleyen Osmanlı Devleti'nin eski Stockholm Elçisi Şerif Paşa, ondan sonra Ermeni temsilcileri bir otelde bir odayı paylaşıyorlar. Kendilerine gelecek arayan küçük milletler, 32 milletin temsilcisi oradaydı. Bağımsızlık peşinde koşuyorlardı. Hırvatlar, Sırplar, Slovenler, saymakla bitmez dünya milletlerin hepsi orada. Böyle garip bir Paris'ten bahsediyoruz. Ve Osmanlı Devleti içerisinde gerçekten bütün resmi yazışmalar da Avrupa'daki büyükelçilerimize Fransızca olurdu. 19. yüzyıl belgelerine baktığımızda, şimdi arşivi açıyorum, ben bakıyorum. 1895 bizim Londra'daki Tevfik Paşa, sonu sadrazamımız Tevfik Paşa, Londra Büyükelçisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı'na yazmış belgeyi açıyorum, Fransızca. Yazışmalarımız da Fransızca. İşin garip tarafı. Onun için Türkçe'nin kullanılması da maalesef ve maalesef ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra bu kendi birimlerimiz arasında çok yaygın olacak. Stamplamed'in aldığı bir kararı biliyoruz bu konuda. Diyecek ki devlet dairelerimizde, kendi içimizde Türkçe kullanılacaktı sadece diyecekti. Yani böyle bir karar almaya niye ihtiyaç duyarsınız? Fransızca yazışan birimler var kurumlar. Evet, Ankara İtilafnamesi bu yönüyle bir başarıydı, evet, ama geçici bir anlaşmaydı. Nihai olarak biz Fransa ile Lozan'da yaptığımız anlaşmalarla, ayrı ayrı anlaşmalarda bu sınırları teyit edeceğiz. Hatay'ı da bırakacağız maalesef orada. Hatay tamamlanmamış olan bir hikaye olacak. Musul yine tamamlanmamış olan bir hikaye olacak bizim için. Mustafa Kemal Paşa Musul'da bir operasyon düzenleyecek. Özdemir Bey, Albay Özdemir Bey'i bir kısım kuvvetleri de gönderecek, diyecek ki oradaki Türkmenleri organize et. 1923'te bir ayaklanma çıkartın, bu Musul'u alalım bize, artık yeter diyecek ama İngilizler orada zaten gerekli tedbirleri almışlardı. Kürtçülük vaadiyle orada Mahmut Bey'i, Mahmut Berzenci'yi kendi yanlarına çekmişler, Osmanlı'ya ayaklandırmışlar. Sonra da sana böyle bir bağımsızlık vermeyeceğiz diyerek isyan ettirmişlerdi. Böyle 1919 yılından bahsediyorum. Karmaşık bir düzen vardı Musul'da ve Süleymaniye'de. Sayın Hocam. Musa Hocam. İki sorumuz kaldı arkadaşlarım. bir tanesine değinmiştiniz kısmen ama biraz belki açarsınız. Sezai Altun başkanımızın Kurtuluş Harbi sürecinde diyor Enver Paşa ve Mustafa Paşa ilişkileri. Evet. İddiaçıların Kurtuluş Savaşı'na müspet ya da menfi etkileri hakkında evet. Soruyorum. Şimdi tabii İttihat Terakki Cemiyeti 1896 yılında resmi olarak kuruluyor. İttihat Osmani Cemiyeti diye kuruluyor. Ve bunu kuranlar da Osmanlı Devleti'nin adeta bir etnik birlikleri içerisinde birisi Arap, birisi işte Romanyalı, bir Türk, birisi Çerkez, birisi gerçekten Türk olan Müslümanlar tarafından kuruluyor. Osmanlı Devleti'nin bütün etnik unsurlarının birleşmesi manasına geliyordu bu İttihat ve Terakki. Yani Union and Progress. Union and Progress nedir? Bakıyorsunuz bu tarihlerde, yani 1890'larda dünyada bir Union and Progress rüzgarı var. Birleşmek ve güçlenmek. Almanlar diyorlar Union and Progress. Birleşelim ve ilerleyelim. Meksikalılar gidip Brezilya'ya, onların amblemleri de İttihat Terakki'ye çok benzer. Union and Progress diyor onlar da. Birleşelim ve ilerleyelim. İtalya öyle. Union and Progress. Yani Almanya modeli, burada çok
tesirli. 1870'te Alman Milli Birliği için Bismarck hareketi geçiyor ama 20 yılda 1890'da çok güçlü bir Almanya inşa ediyor Bismarck. Bismarck'ın politikalarının temelinde burada var olan şey bir kültürel birlik, iki siyasi birlik, üç ekonomik birlik. Bunlar olmazsa siyasi birliği de sağlayamazsın diyor. Yani kültürel birliğin yoksa, ekonomik birliğin yoksa hiçbirisi kurulmaz. Örnek Osmanlı Devleti'ne yansıyor, İttihat Terakki'ye yansıyor. İttihat Terakki Cemiyeti dediğimiz yapı çok kompleks ve anlaşılamaz bir yapı. Gizli olarak kuruluyorlar, hücre şeklinde yapılanıyorlar. Her hücrenin kendi içerisinde bir reisi lideri var. Hücre üyeleri birbirlerini tanımazlar kolay kolay. İşaretleri var, yazışmaları var, dilleri var. Ama bizim bahsettiğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti, yani Talat Enver Cemal'in hakim olduğu üçlü ayaktaki gerçek İttihat Terakki, 1906 yılından sonra ortaya çıkan İttihat Terakki'dir. O zamana kadar Ahmet Rıza'dır esas hakim olan İttihat Terakki Cemiyeti. Ahmet Rıza Bey'dir. Jön Türkler Avrupa'da Sultan Abdülhamid'in baskısından kaçıp giden gazeteciler, öğrenciler, siyasiler, askerler, yasaklılar. Jön Türk grupları. Bunlar iki grup içerisindeler. Bir, Ahmet Rıza grubu, İttihat Terakki grubu. İki, Prens Sabahattin grubu, liberaller. Ademi merkeziyetçiler. İttihat Terakki grubunda Ahmet Rıza'nın hakimiyeti ne zaman kırılıyor? 1906'daki Selanik Kongresi'nde kırılıyor. Orada Talat Cemal ve Enver ön plana çıkıyorlar parti içerisinde. Mustafa Kemal de geliyor oraya. Suriye'den bir temsilci olarak katılıyor ve burada görüşlerini ifade ediyor. Gizli bir şekilde diyor ki ben de orada bir cemiyet kurdum. Bu standlamda karşı artık askeri harekata geçelim, onu devirelim. Ama asker siyasete bulaşmasın, bunun dışında kalsın. Mustafa Kemal'in oradaki gerçek yapısını görüyor Enver. Enver Paşa gerçekten çok hareketli, çok zeki, yerinde duramayan bir Osmanlı vatandaşı. Bir İslamcıdır Enver Paşa, bir saltanatçıdır, bir hilafetçidir. Bunu hemen altına çizelim. Bir Türkçü Enver Paşa'dan söz etmek mümkün değil. Onu da söyleyelim. Enver Paşa, Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu coğrafyadaki bütün Müslümanların kaderini eline alıp yönetmek isteyen bir liderdir. İttihat Terakki içerisinde. Enver Paşa böyle doğar. Enver Paşa her yerde, en ön planda cemiyetin gücünü kullanarak asker, evet yönetimi ele alır, evet 1908'de meşrutiyeti ilan eder. Enver Paşa'nın arkadaşı, Enver Bey'in arkadaşı, Kolaası Enver Bey'in arkadaşı Resneli Niyazi Manastır'da arkadaşlarıyla dağa çıkar. Bir telgrafla Sultan Abdülhamid'e 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti ilan ettirirler. Bir telgrafla. Ama o zamana kadar da ordu içerisinde tamamen 3. ordu, Osmanlı Devleti'nin en güçlü ordusu Edirne merkezli, Selanik, Üsküp, Kosova, Manastır, orada kol orduları var, birlikleri var. Tamamıyla neredeyse %90 bu cemiyetin üyesidir. Bunu kabul edelim. Şöyle bir şey yok yani. Sultan Abdülhamid isteseydi bunların hepsini dağıtırdı, perişan ederdi de işte kan dökülmesin diye böyle yaptı. Sultan Abdülhamid bir Arnavut olan Şemsi Paşa'yı manastıra gönderdi. Dedi ki git bunlarla görüş, artık bu işi bıraksınlar dedi. Vazgeçsinler bu işten. Şemsi Paşa geldi. Manastır şehrinde Kazım Karabekir orada, Enver orada, Cemal, Talat hepsiyle tek tek görüştü. Dedi ki bu işten vazgeçin, bırakın artık. Görüşmeden bir netice alamadı. Manastır Telgrafhanesi'ne gitti. İstanbul'a bir telgraf çekti. Çıkarken Eyüp Sabri ve arkadaşları tarafından vurularak öldürüldü. O kadar güçlü bir isimdi ki Osmanlı ordusu içerisinde Şemsi Paşa. Bir de Arnavut olarak Manastır'da bulunuyorsunuz. Manastırın yarısı yanınızdadır bu arada Arnavut olarak. Sultan Abdülhamid bakıyor ki bunlar Şemsi Paşa'yı temizledilerse bu iş artık bitmiştir. Ve gerçekten de İttihat Terakki'nin manastır kolu fedai korudur. Adamlar öldürürler, hiç affetmezler. İstanbul'daki gazetecileri temizleyen kol, suikast öldüren kol da bu koldur. Serbestlik gazetesi, yani muhalifleri, liberallerin hepsine karşı suikastleri düzenleyen İttihat Terakki'nin bu koludur. Ama İttihat Terakki yapısı dediğimiz gibi bir tane yapı değil. İttihat Terakki içerisinde pozitivistler var. Allah inkar ederler, işte devrimcilerdir, realistlerdir. Ama bir tarafta da tam manasıyla İslam Birliği'ni savunan, Müslümanlığı, hilafet etrafında bütünleşmeyi savunan bir kol var. Onun için bir tek İttihat Terakki Cemiyeti yok. Çok farklı bir İttihat Terakki Cemiyeti var. Bu cemiyet içerisinde orduyu temsil eden Enver Bey'dir.
Enver Bey'i ön plana çıkaran birinci hareket 31 Mart hadisesinde Mahmut Şevket Paşa ordu kumandanı Edirne'den hareket eder. Onun yanında harekat ordusu kumandanıdır Enver Bey. İstanbul'a gider. Birinci orada rütbe alır, yükselir. İkincisi 1913'teki Babali baskını. Kamil Paşa hükümetini istifa ettirir. Nazım Paşa Harbiye Nazırı öldürülür bu baskında. Balkan Savaşı'nın en hararetli döneminde. Orada bir payı alır ve paşalığa gelir. Onun yaşındakiler daha albayken Enver Paşa ordunun en üst rütbesine çıkmıştır. Harbiye Nazırı olmuştur 33 yaşında. Neden? Çünkü askeriye de her başarı bir size bir rütbe verir. Harp sırasındaki başarılar. Mesela Trablusgarp'a gidersiniz. Orada Müslümanları organize edersiniz İtalyanlara karşı. Dönersiniz bir başarı liyakat madalyası. Bunların hepsi Enver Paşa'ya makamları sıçratarak götürmüştür. Ve nihai olarak da saraya damat olma noktasına geldiğinde de saraya damat olmuştur. Ama bütün bu hareketler sırasında Enver Paşa'nın muhalifi olan ya da onu engellemek isteyen ya da önünde olan bir tek Mustafa Kemal Bey değildir. Diğerler iddiaçlar da onu seyrederler, rahatsızdırlar ama yapacakları bir şey yoktur. Birinci Dünya Savaşı başladığında Harbiye Nazırı olarak görüyoruz onu karşımızda ve orduyu yeniden dizayn edecektir. Bütün eski ordu komutanlarının tecrübeleri emekliye sevk ettirip harp sırasında kendi yanındaki arkadaşlarını, rütbelerini yükselterek paşalığa getirip ordu kumandanı, mesela Hafız İbrahim Hakkı Paşa, Erzurum 3. Ordu Komutanı yapılacak. Ona muhalefet eden Muhittin Paşa emekli edecek Şark Harekat sırasında. Yerine bunu getirecek, yürüyün diyecek. Bu da yürüyecek tabii. Bir felaketle neticelenecek. Şimdi Enver Paşa'nın savaş boyunca Mustafa Kemal Paşa'yı harbin dışında tutmak istediğini biliyoruz. Mesela harp başladığında, Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Bey albay olarak Bulgaristan'dadır, askeri ateşedir. Bulgaristan Büyükelçimiz bizim oradaki Ali Fethi Bey, Ali Fethi Okyar, askeri ateşi de Mustafa Kemal Bey. Savaş başlar, hemen Harbiye Nazırı'na yazıyı gönderir Enver Paşa'ya, der ki ben fiilen bir cephede yer almak istiyorum. Cevap, sen orada daha çok lazımsın, Bulgaristan'ı bizim lehimize kazanın. Bulgaristan tarafsız, diyor ki Bulgaristan'ı Osmanlı Devleti'ne müttefik olarak kazanmanız lazım, çok çalışmanız lazım, bak orada çalış. Hayır ben geleceğim, istifa ediyordu. Valizi topladığı sırada 19. Tümen'e tayin edildiğiniz gel diyor. Genelkurmay Başkanlığı'na geliyor İstanbul'a. O sırada da Enver Bey Erzurum'dan gelmiş Enver Paşa. Sarıkamış Harekatı mağlubiyetinden dönmüş. Koridorda karşılaşıyorlar. Mustafa Kemal Paşa diyor ki yorgun görünüyorsun. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın anlattıkları. Yorgun görünüyorsun diyor. Evet biraz harp ettik diyor. Ama hiçbir mağlubiyet haberi 1919'a kadar Sarıkamış'ta yaşananlar Osmanlı basına yansımaz, göremezsiniz. Çünkü harp bu. Halka moralsizlik vermek, işte şu kadar şehit verdik vesaire, bunu bulamazsınız. Ama bu yabancı basından takip edilebilir ancak Rus basını, İngiliz, Fransız basını. Burada bir dışlama var. Evet 19. tümen. Benim 19. tümene tayin edildim. Nerede bu 19. tümen? Yerini bilen yok. En sonunda diyor ki Enver Paşa, Liman Paşa'ya sor diyor. Liman von Sanders, o sırada Osmanlı orduları genel müfettişi. Alman general. 1913'ten beri Osmanlı ordusunun yönetimi, idaresi, bakımı, iaşesi, dizaynı ona bırakılmış. Osmanlı devletinde bir Osmanlı padişahı, iki Osmanlı sadrazam, üç harbiye naziri, dört Liman von Sanders gelir protokolde. Çok güçlü bir konumdadır. Ve şimdi Mustafa Kemal Paşa ona gidiyor. Diyor ki ben nereye tayin edildim? Çok büyük zoruna gidiyor Mustafa Kemal. Orada tartışıyorlar Liman Paşa'yla. Harbin geleceği vesaire soru sorunca bu işler kötüye gidecek diyor Mustafa Kemal. 1914-15 işte Çanakkale muharebeleri başlamak üzere. Ve sonra Çanakkale'deki 19. tümen oraya taşınmış. Şimdiki gibi aynı. Bakıyorsunuz deniz kuvvetleri bizim Şırnak'ta muharebe ediyor askerler var ya öyle. O zaman da Çanakkale'de öyle tümenler taşınıyorlar herhalde Çanakkale'de. 19. tümene gidiyor. Orada da aslında 1917 yılında Sadrazam Talat Paşa'ya yazdığı telgraflar var. Harp artık bitmiştir. Ordumuzu Suriye'den Adana'ya çekelim. Burada bir savunma hattı kuralım diye Mustafa Kemal Paşa'nın. İttihat Terakki böylelikle bu savaş sırasında Enver Paşa'nın etrafına kurduğu bir güç var, teşkilat esasiye. Teşkilat mahsusa. Özel kuvvetler. Direkt Enver Paşa'ya, Harbiye Nazırı'na bağlı bunlar. Beşinci kol kuvvetleri görüyorlar. Ne yapacak? Sınırı geçecek, Mısır'a gidecek. Orada Süveyş kanalında İngiliz
İşte gemilerini bombalayacaklar. Kuşçubaşı Eşref'in anılarına bakarsanız bunu teferruatla anlatmış orada. Ve gidecek işte Kafkasya'da Müslümanları organize edecek. Kerkezler, Abazalar, Rus ordusunda ayaklanma çıkaracak. Orta Asya'daki Müslümanları organize edecekler. Anadolu halkına dini nasihatler verecekler. Mesela Bediüzzaman Said Nursi olsun, Mehmet Akif Ersoy olsun ve sonra Trablusgarplı Şeyh Senusi olsun. Şehir şehir dolaşıp bu savaş sırasında Müslümanlara vaazlar verirler. Savaşın gerekliliği, cihada ekberin gerekliliği konusunda anlatırlar, açıklarlar. Teşkilat-ı Mahsusa burada önemli. Milli mücadele tarihi açısından önemli. Savaş biter, Mondros Mütarekesi imzalanır. İttihat Terakki Fırkası son kongresini yapar. Şimdi parti kendisini kapatıyor. Bakın ne zaman açıldı dedik? 1896. Ne zaman kapandı? 1918, 2 Kasım. Parti son kongresini yapıyor. Bütün merkezi yönetim kurulu üyeleri MKYK toplanmış. İttihat Terakki ne yapacağız? Savaş bitti, yenildik. Çeşitli görüşler ortaya çıkar. Bunlardan birisi işte çıkar der ki siz 7 kişi Talat, Enver, Cemal, Doktor, işte Abdullah, Mithat, Bileda ve Azmi Beyler hemen ülkeyi terk ediyorsunuz. Sınır dışı kaçacaksınız. Neden? Çünkü İngiliz, Fransızlar geliyor İstanbul'a işgal edecekler. Sizi asarlar bunlar harpçisi olarak. Onlar itiraz ederler bu toplantıda. Ama nihayet de kaçarlar. Talat Enver, Cemal Paşa ile diğer 7 kişi, onlarla beraber diğer 4 kişi bir Alman gemisine binerler İstanbul'da, kaçarlar. Hepsinin gurbet maceraları başlar. İttihatçıların gurbet maceraları çok acıdır. Bir millet için, bir milletin tarih sayfasındaki en acıcı yaşanan olaylar bunlar. Birisi gidecek Almanya'da, Berlin'de biliyorsunuz Talat Paşa. Ermeniler tarafından şehit edilecek 1921. Cemal Paşa Tiflis'te Ermeniler tarafından yine şehit edilecek. Enver Paşa da 1922 yılına kadar Ruslarla, Bolşeviklerle, Lenin'le çalışacak. Ama sonra bakacak ki bunlar bu komünizm tamamıyla İslam düşmanı her şeye karşı gidecek. Türkistan'da basmacılarla beraber Bolşevizme karşı mücadele edecek. Ne zaman gidecek, buna karar verecek? Sakarya Savaşı'ndan sonra gidecek. O zamana kadar görüşmeleri, Rusya'nın işte İslam dünyasındaki teşkilatı vesaire devam edecek Enver Paşa. Onlar sınır dışında diyecekler ama Enver Paşa ve teşkilatı mahsusa diyecekler ki yani bu savaş bitmiş olamaz. Bunlar savaş sırasındaki gizli anlaşmalar Ruslar çünkü yayınladılar 1917'de. Anadolu'yu da paramparça ediyorlar. Doğu'da Ermenistan kurulacak, Güney'de Kürdistan kurulacak, İstanbul'u sadece şehir olacak, İzmir ve çevresi Yunanlara bırakılacak. Bunların hepsi biliniyor ve bunu uygulamak için geliyorlar. Ne yapacağız? Savaşalım o zaman sonuna kadar. Hemen Kuvayi Milliye Birliklerini kuralım, Anadolu'da Müdafaa Cemiyetlerini kuralım. Bu aradan teşkilatın mahsusa nesil görevlerini Erzurum, Sarıkamış, Trabzon, Konya, Antep, İzmit bölgesine görevlendirdiler. Tek tek isimlerini verebiliriz. Hepsinin üzerine çalışmalar yapıldı. Mesela Yeni Bahçeli Şükrü İzmit'e geldi. Burada Kuvayi Milliye'yi organize etti. Yahya Kaptan'ı görevlendirdiler. Kuvayi Milliye'yi organize etti. Öbür taraftan Süleyman Necati Bey'i Erzurum'a gönderdiler. Git orada hemen bir müdafaa hukuk cemiyeti kur. Tarih 1918 yılı aralığında başladı Anadolu'daki ilk bu müdafaa hukuk cemiyetleri. Hürriyet Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti 4 Aralık 1918'de İstanbul'da kuruldu. İlk defa Doğu Anadolu'nun haklarını koruma adı altında ve kuranlar iddiaçılardı bunların hepsi. Ama bu sivil hareketler orduyu yanına almadıkça bir şey yapamazdı. Hüsamettin Ertürk anıları çok önemli bu İttihat Terakki'yi anlamak için. Bu alanın en önemli kaynaklarından birisi. İki devrin perde arkası diye anılarını yayınlamış Hüsamettin Ertürk. Kim bu? Yüzbaşı Enver Paşa yurt dışına çıkarken Hüsamettin Ertürk'ü çağırıyor, diyor ki Hüsamettin artık biz gidiyoruz, bak yaverimsin sen benim. Teşkilat-ı Mahsus'a davet edilmiştir. Yeni ismi Alemi İslam İhtilal Komitesi'dir. Yeni isimle çalışmaya devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde ben memlekete geri döneceğim. Sen bu organizasyon Teşkilat-ı Mahsus'a'yı çalıştırıyorsun. Arkadaşlarla bağlantıyı koparmıyorsun. Anadolu'da mücadeleye devam ediyoruz. Anadolu'da ilk mücadelenin işaretleri böylelikle başladı. Evet, İstanbul'da hürriyet ve itilafçılar artık 10 yıldan beri baskı ve zulüm gören, sürülmüş olanlara gün doğdu. Geldiler muhalifler, hürriyet ve itilafçılar, yani Prens Sabahattinciler.
Prens Sabahattin de İstanbul'a geldi bu sırada. Onu Damat Ferit bu sefer istemedi, sildi attı. Prens Sabahattin'i bir iddiaçılar sildi attı, İstanbul'a yanaştırmadılar. İkincisi de 1919'da bir rakip olarak gördüğünde aynı partide olmalarına rağmen Damat Ferit sildi attı saraydaki nüfuzunu kullanarak. Onun karanlık tarihi öyle gitti. İktidara gelmiş olsalar bile 1919'da Prens Sabahattinciler, ortada Prens Sabahattin yoktu artık. Ve onlar intikam peşindeydiler daha çok. İttihatçılardan intikam almak için geliyorlardı bu hürriyet ve itilafçılar. Orada işte millilikle, vatanperverlikle ihanet bir arada birbirine karışacak. Anadolu'daki harekat asker, Kazım Karabekir'in 15. Kolordu Komutanı olması, Ali Fuat Cebesoy'un 20. Kolordu Komutanı olması, Cemal Paşa'nın Konya'da Kolordu Komutanı olması, 3. Kolordu Komutanı olması, ordu müfettiş olması aynı zamanda 2. ordu, İstanbul'daki organizasyonun bir parçasıdır. Mustafa Kemal Paşa'dan 2 ay önce bunlar gittiler Anadolu'ya. Ve her gidişlerinde de Mustafa Kemal Paşa, seni de bekliyoruz, Anadolu'ya gel, bu hareketi orada başlayacağız dediler. Bunların hepsi iddiaçı. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cemal Paşa. Ve nihayet de Mustafa Kemal, siz gidin, ben de size kavuşacağım, geleceğim demişti. Ve bu toplantılarda İsmet Bey de vardı. Mustafa Kemal Paşa 6 ay İstanbul'da kaldı. 13 Kasım 1918'den 15 Mayıs 1919'a kadar. Ne bekledi? Harbiye nazır olabilirim mi diye gözledi acaba. Çok teşebbüsü oldu. Olmadı. Hükümet darbesi mi yapalım, bunları devirelim dediler Tevfik Paşa hükümetini. Ya ne yapacağız? İngiliz'in işgal ettiği yerde hükümet ele geçirse ne olacak? Vazgeçtiler. Ve nihayet Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Minber gazetesinde Mustafa Kemal Paşa'nın birkaç yazısı da var o zaman, siyasi olarak İngilizlerin kendisine engel olmaması için. Daha Anadolu'ya geçme kararı vermeden önce. Harbiye nazır olursa engel olmasınlar diye İngilizlerle anlaşılabilir, beraber çalışılabilir falan diye görüşleri de var. Ama nihayet karar verdikten sonra Anadolu'ya geçiş gerçekten bir çizgi, kilit noktası. Ve orada da Enver Paşa'yla başlangıçta beraber yürümek ama sonunda da yolların ayrılışı. Rauf Bey orada Sivas Kongresi günlerinde gelecek diyecek ki sen bu kongreye başkan olmamalısın. Nutuk'ta anlatır aynen Mustafa Kemal Paşa. Erzurum'da başkan olmuş, liderliği yavaş yavaş ele alıyor Mustafa Kemal. Sivas'a da gelmiş, heyeti temsilcinin başkan olacağım, bütün müdafaa hukuk cemiyeti başkan olacağım. Rauf Bey diyor ki ya sen bu kongreye başkan olmayacaksın. Mustafa Kemal diyor ki ha diyor sen dün akşam diyor Ahmet Fevzi Efendi'nin evinde konuştuğunuz şeyleri bana söylüyorsun diyor. Onların kim, nerede, ne konuşuyor, istihbarat olmadan bir liderlik olmaz. Hepsini takip ediyor. Bu iddiaçlar ne istiyorlar, buna nasıl engel olacaklar, neler yapacaklar. En sonunda iddiaçlar intihar edecek. 1926 İzmir suikastini yaparak son kalan nüvede intihar edecekler. Nasıl intihar? Mustafa Kemal'i öldürelim, bu işten kurtulalım. Mustafa Kemal de demek öyle diyecek, hepsini toplayıp o zamanki Maliye Nazırı Cavit de dahil olmak üzere idam edecek. İstiklal Mahkemeleri, İzmir İstiklal Mahkemeleri. Çok ilginç bu yönüyle. Bu sohbet de böyle devam edip gider Musa Hocam. Hocam son geliyor artık, bitiyor, bitireceğiz son sorumuz. Şimdi Halil İbrahim Kotan arkadaşımız diyor ki Rıza Nur anılarında bugünkü Irak sınırının müzakere edilirken Mustafa Kemal Paşa'nın sınır hattını yüksek dağların Irak tarafında belirleyin dediğini yazıyormuş Rıza Nur. Hatırasında. Heyet Başkanı İsmet Paşa'nın da yedi düveli karşımıza alamayız dediği yazılıyor yine hatıralarda. Bu diyor hatıralardaki bu kısımlar doğru mudur? Bu konudaki görüşünüz nedir diyor. Hocam biraz kesilme yaşadım. Musul'la ilgili mi dediniz? Yüksek hayır bir... hayır. Türkiye-Irak sınırının müzakere edilirken Mustafa Kemal Paşa diyor ki sınır hattını yüksek dağların Irak tarafında belirleyin. İsmet Paşa da diyor ki yedi düveli karşımıza mı alalım diyor. Yani Rıza Nur hatıralarında böyle bir şey yazıyormuş. Evet. Bunu soruyor Halil İbrahim hocamız. Diyor ki bu konudaki görüşünüz nedir? Evet. Musul meselesi bizim Lozan'da çözemediğimiz bir mesele. İngiltere dedi ki bu Lozan'daki diğer konulara da tesir edecek. Biz bu Musul konusunu İki ülke arasında ayrı ayrı görüşelim dedi. Irak ve Türkiye arasında görüşmeler olsun. İngiltere buna nezaret etsin dedi. Ve meseleyi Lozan Konferansı dışına taşımış oldu.
Birleşmiş Milletler'e götürelim dedi. Kendi sahası bu. İngiltere'nin çektiği bütün alanlar mesela Birleşmiş Milletler'e götürecek olması, Türkiye ile karşı karşıya götürecek olması konuları hepsi İngiltere kendi sahasına çekiyor Musul'la ilgili. Çünkü Boğazlar meselesini olsun, Türkiye'de sınırlar meselesi olsun, Musul hepsini etkiliyor. Musul'u çözemezseniz bu sefer Lozan'da tekrar bir kopuşkuluğa gelecek. Zaten birinci devrede bir 4 aylık görüşmelerin sonunda bir ara devre var, bir ay kopmuş görüşmeler, anlaşamamışsınız, dağılmış. İkinci defa tekrar toplanmışsınız, dördüncü aya gelmişsiniz, hala anlaşma yok ortada. Çünkü o zaman ya bunu sonraya bırakalım, şu meseleleri halledelim. Devletlerle Ankara arasındaki meseleler. Ve tabii ki Musul'u o sahanın dışına çekiyor, Birleşmiş Milletler'e götürüyor. Orada bir çıkmaz durum ortaya çıkınca da Lozan Anlaşması'nı 24 Temmuz 1923'te imzalıyoruz. Musul meselesini çözdüğümüz tarih 1925. Türkiye ile Irak hükümeti arasında imzalanan Ankara Anlaşması. Musul meselesini İngiltere lehine, İngiltere'nin istediği şekilde Irak'ın lehine çözmüş olacak. Haliyle bu görüşmeler sırasında sınırın nereden nasıl olacağı meselesi İster dağların bu tarafında olsun, ister dağların öbür tarafında olsun. 1918 yılında Musul'daki bizim son komutanımız Ali Hasan Sabis'tir. Ali Hasan Paşa'nın 6 ciltlik yazılmış olan anıları var. Balkan Savaşı anıları, Birinci Dünya Savaşı anıları ve savaşın sonunda milli mücadele anıları bu 6 cilt hepsi içerisinde yer alıyor. Benim Belleten dergisine yayınlanmış olan bir makalem var. Osmanlı Devleti'nin bu Musul meselesi çerçevesinde aşiretleri merkeze bağlama teşebbüsleri diye Musul da bunun içerisinde yer alıyor. Ali İhsan Paşa'nın orada ifade ettiği ve İstanbul hükümetine yazdığı bir telgraf var. Mütareke imzalandıktan sonra diyorlar ki orayı boşaltacaksın. Ahmet İzzet Paşa diyor ki Ali İhsan Paşa'ya İngilizler istediler Musul'u boşaltacaksın. Bakın mütareke olmuş siz Musul'dasınız. İngilizler diyor ki bir hafta sonra 7 Kasım'da Musul'u boşaltın. Ya bir dakika, mütareke imzalandı, savaş bitti. Niye boşaltacağız? Musul bizim güvenliğimiz için gerekli. Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesine göre biz diyoruz ki güvenliğimizi tehdit eden konularda işgal edebiliriz. Bu maddeyi istinaden işgal edeceğiz diyor. Mondros Mütarekesi her yönüyle İtilaf Devletleri'ne her yeri işgal etme hakkını vermişti. Bu mütarekeyi imzalayan da işte Balfour Beatty. Ve çok mutlu bir şekilde mütarekeyi imzaladıktan sonra gelmişti. O 30 Ekim'de imzaladı ve 1 Kasım'da sahile çıktığında İstanbul basınında o çok güzel bir mütareke imzaladık. Adeta iki eşit devlet arasındaki gibi bir mütareke imzaladık diye sevinirken bir hafta sonra bu işgalle karşılaştı. Herkes bir anda şok. Çünkü mütareke maddeleri Mustafa Kemal Adana'dan diyordu ki çok muallak maddeler. Buna dayanarak köyün her yerini işgal edebilirler. Böyle bir mütareke olmaz diyecekti. Resmi belgeselimizde İstanbul hükümetinde Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'yı uyardı. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Ali İhsan Paşa'ya boşaltacaksınız. İngilizler galipler, her istediklerini yaparlar diyecekti. Ve bunlar daha sonra Mustafa Kemal Anadolu'daki harekatında muhalefet edecek. İstanbul'daki Dahiliye Nazırı olacaktı. Yok işte Harbiye Nazırı olacaktı. Rütbeli kişilerdi hepsi. Büyük paşalardı. Ve Musul'u içerisinde 2 milyon ton erzakla beraber Ali İhsan Paşa terk edecekti. Ve orada yazdığı bir uyarı var. Diyor ki eğer biz Musul'u boşaltırsak, Musul vilayetini, Kerkük, Süleymaniye, Erbil'i boşaltırsak, Anadolu'nun müdafaa hattı Malatya ve Kayseri hattı çizgisinden başlar diyecekti. Çok önemli askeri bir uyarıydı bak. Ve bugün biz onunla karşı karşıyayız. Biz şu anda Anadolu'yu Hakkari'den, Şırnak'tan, Van'dan ya da Bitlis'te müdafaa etmiyoruz. Biz Anadolu'yu Malatya ve Kayseri'den müdafaa ediyoruz. Açık ve net. Onun için dağılın bu tarafı olmuş, o tarafı olmuş. Rıza Nur'un oradaki atmaları, üfürmeleri değil. Esas olan askeri veriler ve bilgilere bir bakmak lazım. Anadolu'nun müdafaa hattı Musul giderse nereden gider? Çünkü öyle bir engebeli araziden bahsediyorsunuz ki bu engebeli arazi Kayseri'ye ve Malatya hattına kadar geliyor.
Bir tane dağ bıraktınız, öbür tarafta arkasında o 20 kilometre sonra bir dağ daha var. Ne olacak yani? O dağın öbür tarafıymış, bu tarafıymış. Onlar gerçekten çok akıllı, mantıklı ve bilimsel verilere dayanmayan açıklamalar. Rıza Nur'un açıklamalarına bakıyorsunuz, hemen 2 hamle sonra boşa çıkarıyorsunuz iki belgeyi. İddialarım açıkçası. Okudum baştan sona. Bütün verilerini yaptığım yüksek lisans doktora tezlerinde ne kullanabilirim, ne yapabilirim diye. Mesela yüksek lisans tezim Celalettin Arif Bey'di. Biraz önce bahsettiğim bu Sultan Abdülhamit döneminde Avrupa'da tahsil gören bizim ilk hukukçularımızdandır. Kanun esası hukuk. Uzun yıllar. Hamiler yani Avukatlar Dergisi'nde köşe yazıları var. Bir anayasa nasıl olmadı, nasıl yönetebiliriz Osmanlı kez parlamento hayatı üzerine. Onunla ilgili yazdıklarına bir bakayım dedim. Ne demiş? O haddinden fazla yazılan şeyler. Ona göre Rıza Nur'un hayat ve hatıratını kendisinden başka kimse yok. Herkes berbat kötü adam. Hele ölmüşse ver arkasından git. Öyle. Onun hakkında da işte çok şişman birisi bir yer içeri gezerdi. Başka bir işe yaramazdı. Menfaatini nerede görürse o tarafa yanaşırdı. Tam kendisini tarif ediyor. Menfaatini nerede görürse oraya yanaşırdı. Mustafa Kemal'le arası bozuldu. Sonra da başladı atış yapmaya. Her konuda destekçisiydi. Yanındaydı oysa Nizam. Ve saltanatın kaldırılmasıyla ilgili 75 milletvekiliyle beraber birinci imza sahibi meclise sunan Rıza Nur'dur. Teklif. Rıza Nur ve arkadaşlarının saltanatın kaldırılmasıyla ilgili teklifi diye meclise sunan da odur. Şimdi bunu Rıza Nur'u kullanıp arkasında duranlara bakın siz. Değil mi? Garip ikilemler işte. İşine yarıyorsa bir malzemeyi, belgeyi kullanırsın. Yaramıyorsa boş ver gitsin görmezlikten gel. Böyle bir tarih anlayışı olmaz maalesef. Evet. Böyle Musul meselesi ayrı bir konu. Onu da söyleyeyim. Yani böyle hemen kısa geçtim ama Musul üzerine çok konuşulur, çok ifade edilecek şeyler var. Böyle basit bir mesele değil. Bugün içerisinde yaşadığımız sorunların Musul'a dair ve orada nüfusun %40'ı Kerkük Süleymaniye Edirne'de Türkmen'de bıraktığımızda. %25-30'u Kürttü ve geri kalan da Arap'tı. Yani ne demek? Türkler çoğunluktaydı demek biz Musul'u terk ettiğimizde orada. Ama şimdi geldiğimiz yer, gelen iktidarlar orada Türkmenleri gerçekten üçüncü sınıf vatandaş gördüler. Araplar geldi, onlar sildi attılar. Emir Faysal ve taifesi. Peşinden bu bölgede Kürtler hakim olmaya başladılar. Onların yaptıkları eylemler. Araplardan ne gördülerse Kürtler aynısını Türklere yaptılar. Araplar, Irak tarihinde Kürtlerin ayaklanmaları meşhurdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. 1921'de evet Irak bağımsız devlet kuruldu ama bir Şia ayaklanması, iki Kürt ayaklanması hiç bitmedi Irak'ta. Hep vardı. Öyle de Mustafa'cığım. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasınız. Arkadaşlarımız hep birlikte çok istifade ettik. Gerçekten güzel bir akşam oldu. Tekrar olur inşallah diyen, dua eden arkadaşlarımız da var. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Başkanım Sezai Bey, buyurun efendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz önümüzdeki dönemde gene planlayalım inşallah. Belki hani işte Musul Kerkük meselesini konuşalım, başka meseleler konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici oldu. Görüşmek dileğiyle tekrar hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sezai Bey, kıymetli katılımcılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sizin vaktinizi aldım. Dikkatli Estağfurullah dinlediniz. efendim, olur mu? Aşk olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz Davetiniz için teşekkür aynı ediyoruz. zamanda. Çok Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar sizinle. sağ olun size de Hayırlı tekrar. akşamlar. Evet.